OKEK'ler sonuçsa arkadaşlar 12 ile 36'nın OKEK'i nedir? 12, 36. 18 ile 36'nın OKEK'i yine 36. 21 ile 36'nın OKEK'i 7 çarpı e, 84 olması lazım. Yok 7 çarpı 84 değil. 84 çarpı 3. Sonra arkadaşlar 24 ile 36'nın OKEK'i 72. 36 ile 36'nın zaten 36. Gördüğünüz gibi... Zaten bu elemanlar aynı geldi. Birbirinden farklı 3 tane okek. 72, 84 çarpı 3 ve 36 olduğundan görüntü kümesinde 3 eleman oluştu. C şıkkı. Bak değer arkadaşlar negatif olmaması gerekiyor. Bu yüzden x eksi 3'ün büyük eşit 0 olması lazım. Buna göre x büyük eşit 3 olmalı. Yoksa cevabımız negatif gelir. Buna göre bulalım şimdi x eksi 4 eşittir 2x eksi 5. Attım sağ tarafa 1 eşittir x. Bakın bu olmaz. Demin ne dedim? x büyük eşit 3 olmalı. Bir de x eksi 4 eşittir. Eksi 2 x artı 5. Buradan da 3 x eşittir 9. x 3 geldi. Tam da sınırdaki sağlayan değer. O zaman mutlak y eksi 4 eşittir 0'dan. Y tabii ki tartışmasız 4. Bu ikisinin çarpımı 3 çarpı 4'ten 12 d bu da arkadaşlar bir kere en fazla kaç tane deneyebilirsiniz bunu görmeniz lazım. Şimdi mesela 7 ile 8'i düşünelim en son tamam mı? Ardışık iki sayı. 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64 zaten 100'ü geçiyor o zaman benim çok fazla alternatifim yok. 1'in karesi 2'nin karesi 5 evet olur. 2'nin karesi 3'ün karesi 13 olur. 3'ün karesi 4'ün karesi 5 olacağı için olmaz. 4'ün karesi 5'in karesi 41 asal sayıda olur. 5'in karesi 6'nın karesi 61'dir olur ve 6'nın karesi 7'nin karesi arkadaşlar 85'tir olmaz. 1 2 3 4 tane oldu. Yani sorularda tabii ki deneme yanılma hakkınız var ama orada na, nasıl baktık olaya? Çok fazla denemiyorum. O zaman deneme şansım var dedim. Zaten öbür türlü bu soruyu sorma şansımız yok. Neden? Özel bir durum yok. 2 tane sayının karelerinin toplamı bir asal sayı elde ediyorsak Asal sayılar da çok öyle özel olmayan sayılar olduğu için işte rakamları toplama, toplamları falan çok müthiş durumları yok. Mecburen denemek zorunda kaldık. Temel sayı ne demek? Önce onu bir hatırlayalım. A bölü B şeklinde yazılacak bir sayı. B sıfıra eşit işte olmayacak o zaman tanımsız olur. A ve B tam sayı olacak bakın. B sıfırdan farklı olmak şartıyla A her tam sayı olabilir. İki tane tam sayının bölümü şeklinde yazılan ...kesirlere biz ta, e, rasyonel sayı diyoruz. Örnek, eksi 2 bir rasyonel sayıdır. Neden? Eksi 2 bölü 1. İşte eksi 3 bölü 4 bir rasyonel sayıdır. 5 bölü 6 bir rasyonel sayıdır. 7 bir rasyonel sayıdır. 7 bölü 1 diye yazılabildiği için. Ancak kök 2 bir rasyonel sayı değildir. Çünkü kök 2 rasyonel olarak ifade edilemeyecek. İstediğiniz kadar paydaya 1 yazın. Kök 2 sonuçta bunun e, bir... Kök 2'yi biz 1 bölü 2 gibi, 2 bölü 3 gibi ya da işte atıyorum 7 bölü 3 gibi bir sayıya eşitleyebiliyor muyuz? Hayır. O yüzden köklü sayılar, e, pi gibi sayı, e gibi sayılar yani tam böyle sonunun ne olduğu belli olmayan pi neye eşit rasyonel olarak 22 bölü 7 yok işte 30 bölü 3 onlar hikaye öyle bir şey yok. E 2.70 işte 8 küsür küsür böyle gidiyor ama yine ne olduğu belli değil. Sadece... Sonu belli olmayan sayılar. Dolayısıyla bunlar rasyonel sayı değil, irrasyonel sayı diyorduk şunlara. Doğal olarak böyle olması lazım. O zaman bir nevi köklü sayı işin içine girdiği zaman kökten kurtarmamız lazım. Bakın şimdi buranın e, bir işleme sokacağız bunu. Cevabı bir rasyonel sayı olacak. Bu ne demek? Kökten kurtulman lazım. Çünkü kök 3 bir rasyonel sayı değil. O zaman neyi düşünürüm ben? E, çarparsam olmaz ama bölersem. Bak şimdi. 2 eksi kök 3 fark ettiniz mi? 2 artı kök 3'ün eşleniği ve 2 eşleniği çarpınca ne oluyordu? Kareler farkından 4 eksi 3 1 geliyor. Demek ki benim bunları çarpınca eşlenikleri sayesinde rasyonel sayı olduğunu görüyorum. O zaman bu bana neyi anlatıyor? 2 artı kök 3'ü yapmak için burada ters çevirmem lazım. Ters çevirme nerede vardı? Bölme işlemi. Demek ki burada net bir şekilde 1 bölü 2 artı 2 kök 3 olacak. Böylece ikinciyi ters çevireceğim. 2 eksi kök 3 çarpı 2 artı kök 3'ten de cevap 1 yani bir rasyonel sayı olacak. Bölü yaparım. Gelelim ikinciye. Köklü sayıdan kurtarmam gerekiyor. E burada eşlenik kısmı yok. O zaman köklü sayıdan bir sayı nasıl kurtulur? Çift dereceli ise yani kare kökse kök 3 varsa bir tane daha kök 3 ile çarparsam kurtulur kökten. Atıyorum kök 5 mi? Bir tane daha kök 5 ile çarparsam. O zaman zaten kök 48 neye eşit? 4 kök ben ne yapmalıyım? 4 köküçü köküçe bölersem veya çarparsam kurtulurum. Ama ne yaptık? Başlangıçtaki bölüyü kullandım. O zaman bölüyü kullandığıma göre çarpı yaparım bunu. İkincinin de çarpı olduğunu anladık. Sonra geliyorum üçüncüye. Rasyonel sayı güzel. Bunu çıkarsan da, çarpsan da, bölsen de hiç fark etmez. O zaman bu her şey oluyor. Çünkü toplasan rasyonel sayı olur. 9 bölü 3, 3 bir rasyonel sayıdır. Çıkarsan eksi 7 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Bölsen 1 bölü 8 rasyoneldir. Çarpsan, yani çarpsan 8 bölü 9 yine rasyonel. Her şey oluyor o zaman sonuncuya bakalım. Sonuncu neyse ona göre bunu değiştiririz. Burada özgürüz. Üçüncü 3'ün Üçün dördüncüye baktığım zaman. Eksi 2 eksi 4. Eksi 2'nin hangi kuvvetleri olur? E orada da tamam. E, burada da elimizde kalanlar toplama ve çıkarma. Şimdi... Pozitif tam sayı demiş. Rasyonel sayı da demiş. Ha, o zaman bir kere kesirli sayı olmaması lazım. Buna ne kalır? Eksi kalır. Bak eksi 2, eksi 2, eksi eksi 4'ten artı 2. Iki. Eksi 2'nin karesi ne oldu? Buradan 4 oldu. Demek ki bu mecburen eksi oldu. Bu eksi olunca buraya tek yol artı kalmış oldu. Buna göre artık e, bu üçgenin olduğu yere böyle bölü yazayım. Sonra yamuk yerine şu eksiği yazayım. E, daire yerine çarpıyı Kare yerine de toplamayı yazayım. Buradan da 4 artı 8 12 2 eksi 6 eksi 4 cevabımız eksi 3 gelmiş oldu. C şıkkı. AYT'de de biliyorsunuz biraz daha süre hakkımız var ama bunu tabi abartıp sonuna kadar kullanmamak lazım. Şundan dolayı söylüyorum. Bu soruda deneme yanılma yapacaksınız zaten mecburen ama hemen gelmeyebilir telaşlanmayın. E, böyle bir soruyu çözerken TYT'lik değil biraz daha AYT'lik. Neden? Soru tarzı benziyor TYT ama deneme yanılımı biraz daha fazla yapmak gerektiği için süre harcayacak bir soru bu. En azından şöyle başlayalım kolayca. 3 basamaklı doğal sayıların tamamı 3 ile ikisi 4 ve 5 ile tam bölünüyor. Şimdi 1'i 5 ile tam bölündüğüne göre o zaman zaten C'lerin 5'e tam bölünememesi lazım. Örnek bu 0 0 olsa ki olamaz. Hadi 5 diyelim. 5 dersem de bu sefer ikisi de 5'e bölünür. O zaman demek ki sadece B'nin 5 olması lazım. Sıfırdan farklı dediği için, 3 basamaklı dediği için mecburen burada son basamak 5'e bölünmesi için sadece 5 olur B. Daha sonrasında iki, e, tamamı 3 ile bölünüyor demek. Rakamları toplamı 3 ile bölünüyor demek. Burada ikisi de 4 ile bölünüyorsa son iki basamağı e, ne olması lazım? 4 ile bölünen sayı. Şimdi ben B'yi buraya yerleştirdiğim zaman Normalde 4 ile bölünen sayı için C'ye bir 2 denesem. C'ye 2 deyince 25 tamam bu sadece 5'e bölündü. E buraya C'ye 2 yazdığım zaman A'yı bilmiyorum ona değer düşünelim. Rakamları toplamı 3'e tam bölünmesi için 7 var. 2 zaman birbirinden farklı diyor. O zaman 5 yazamam birbirinden farklı 8 yazsam. Ne olacak bak 8 olmadı. Niye? 82 sayısı 4'e tam bölünemedi. Sadece bir tane sayımız 4'e tam bölündü ama ikisini de istiyorduk. Böylece bakın 2'nin olmadığını gördüm. B'nin 5 olduğundan netiz. Şimdi gelelim diğer duruma. C4 olsun. C4 olursa son iki basamağı 4'e bölünen sayı. Hemen bir bakalım. C'yi burada e, 4 yazdım. B'nin ne olduğunu söyledik. 5, 54. Şimdi bu 54 şeye bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. E zaten burası tek sayı olduğu için 4'e bölünmüyor. Bak C4 de olamıyormuş. B zaten 5'ti. Şimdi C'ye 6 diyelim. 56, 4'e tam bölünüyor. Sonra e, C6 dedik. Tamam bu 5'e tam bölünüyor. 3'e tam bölünmesi için rakamlar toplamının 3'e bölünmesi lazım. 6, 5 daha 11 diyelim. Burada ne ekledim? 1. Kontrol edelim bakalım. 1'i yazdım buraya. Sonra 1'i yazınca C neydi? 6. E, hem birincisi 4'e tam bölündü hem üçüncüsü 4'e tam bölündü sağladı. Şu an B'ye de 5 deyince tamamı 3'e tam bölündü. Demek ki A'nın alacağı bir değer arkadaşlar 1'miş. Sonra... Burada e burada 3'e tam bölündüğü için 3 arttıralım. A'ya 4 diyebilir miyim? Hayır. O zaman 4'e tam bölünmez. A'ya 7 diyelim. Bakalım 4'e tam bölünüyor mu? Evet, 576 4'e tam bölünüyor. Sonra buraya yine A'ya ne dedim? 7. B'ye ne demiştik? 5. Yine bakın burada da gördüğünüz gibi gerçekten 1. ile 3. yine 4'e tam bölünüyor. Hepsi 3'e tam bölünüyor. Sadece 1 5'e tam bölünüyor. Demek ki A'nın alacağı değer değerde 7'ymiş. Toplamları 8 oldu A şıkkı. Önce bir periyodu oluşturmamız lazım. Şimdi 1. Sonra birinci hamleden sonra kendisinden sonraki dördüncü bakın. 1, 2, 3, 4 kendisinden sonraki demek böyle beşinci demek. Sonra 6, 7, 8, 9 gördünüz mü? Sonra yine 1, 2, 3, 4. Dörtten sonra 5, 5, 6, 7, 8 bu şekilde. Sonra 8'den sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 3'e geldi. 3'ten sonra 7'ye. 7'den sonra 1, 2, 3, 4, 2'ye. 2'den sonra 3, 4, 5, 6'ya. Ve 4'er 4'er işte 6'dan sonra da 1'e geldi. Bakın başa döndük. Bunlar şu an yananlar. 9 durumda 1 gördüğünüz gibi başa dönüyoruz oluyor. Ancak ilk 9 durumda yanacak. Sonra devamındaki 1, 5, 9, 4, 8, 3, 7, 2, 6'da da bu yandıkları için artık bu ikinci 9'da söndürme işlemi olacak. Bundan dolayı ben ne derim biliyor musunuz? 12.345 sayısının 18'de bölümünden kalana bakarım. Onu da hemen size uğraştırmamak için söyleyeyim. Kalan burada arkadaşlar 15 geliyor. Şimdi kalan 15 geliyor ya. Zaten her 18'de bir başa dönüyoruz. Neden 9'da bir 9'da bir demiyorum. Çünkü 9'da bir gittiğiniz zaman yanmayı hesap edersiniz, sönmeyi hesap etmezseniz bu sefer yanlış bulursunuz cevabı. Ama 18-18 giderseniz her seferinde bir daha en başa dönmüş olacaksınız. Böylece 15 olunca en başa döndüğümüz ilk 9 durumda arkadaşlar ne olacak? Tabii ki yine yanacak. Kalacak arkadaşlar 6 tane durum. 6 tane de de 1, 5, 9, 4, 8, 3'ü böylece kapatmış olacak. 7, 2, 6 da arkadaşlar açık kalır. 3 tane A şıkkı. Denklemin köklerinin geometrik ortalaması denklemenin bir köküdür. Evet. Şimdi geometrik ortalama neydi? 2 tane sayı var. İkinci dereceden denklemin kökleri 2 tanedir. Bunların köklerine A ve B dersek kökler çarpımının kare köküydü. O zaman kökler çarpımı ne? 4. C bölü A. 4 bölü 1 bakın. Kök 4 de neye eşit oldu? 2'ye. O zaman burada artık ne söyleyeceğiz? e, bu denklemden elde ettiğim kökler çarpımının onun kare kökü diğer denklemin kökü. Yazalım yerine kök denklemi sağlar. 4 eksi 2m artı 2 eksi 12 eşittir 0. Buradan da ne yapıyor? 6 2m eşittir 6 m eşittir. 2m eşittir eksi 6 m buradan eksi 3 oldu a şıkkı. Çarpımın veya bölümün tablosunu yaparken biz tabloya neleri yazıyoruz? Aslında denklemleri sıfırlayan sayıları yazıyoruz. Şimdi Px'in zaten sıfırları neler? Yani kökleri 1 ve 3. O zaman bu denklemden 1 ve 3 gelecek. Baş kat sayısı bakın neyle başlamışız? Eksiyle. Yani bu fonksiyonda işaretimizin eksi olduğunu şuraya bir iliştirelim. Sonra diğer Qx'de ne var? Eksi 2 ve 3. Çünkü biz tabloya kökleri ve ya sıfırlayan değerleri yazıyoruz. Doğal olarak bu denklemin de kökleri eksi 2 ve 3. Şimdi x artı 4'ün köküne eksi 4. Bakın tabloya yazacağımız farklı kökler eksi 4, eksi 2 ve 1. Dikkat edin burada bir tane 3 var. Burada bir tane 3 var. 3 ne oldu? Çift katlı. Yapalım o zaman. Burada bir köküm eksi 4, bir köküm eksi 2, 1 ve 3. İşte tablodaki yazacağımız değerler. Baş kat sayı, bunun eksi. Qx'in artı. X artı 4'ün artı. Eksi bölü artıdan eksiyle başlayacağım. E, 3 de çift katlı ona dikkat edelim şimdi. Burada çift katlı olduğu için başladım artıyla. Devam ediyorum artı. Şey eksiyle başlayacağım, düzeltiyorum. E, eksiyle başlıyorum. Sonra yine eksi artı tek katlı kök bunlar. Eksi ve yine artı. O zaman ne oldu? Eksi sonsuza eksi 4. Birleşim. Ee, ne gelmiş oldu burada? Eksi 2'ye 1. Yani cevap burada o zaman D şıkkı. Pn demek bakın şu indis deriz biz buna. E, alttaki üstte hani üst diyoruz ya alttakine de indis diyoruz. Orada N pozitif tam sayı demiş ya aslında N değerlerini yazdıkça fonksiyon değişiyor. Yani buradaki X değişkeni olarak düşünmeyin. Örnek bu soruda P3 demiş ya mesela P3 şu. N yerine 3 yazdığında P3X fonksiyonun bak böyle bir şey oluyormuş. Bu. Sonra P2X yazıyorum bak. P2X N yerine 2 yazdığım için... X kare eksi x artı a fonksiyonu gördünüz mü? Doğal olarak burada x eksi 2 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre. Şimdi yapalım. x eksi 2 ile bölümünden kalan 4 demek 0 yazarsak soru benden x yerine 2 yazmamı. Yani p3 2 artı 2 çarpı p2 2'yi istiyor. Gördüğünüz gibi x yerine bunu yazacağız. Şimdi p3 2 neresi? Burası. O zaman p3 2 ne olur? 8 eksi 2 artı a. Sonra p 2 2. Burada yerine yazarsam 4 eksi 2 artı a. X yerine de 2 yazdığım için burada bir baş katsayı. Arada ne var? Artı var. Bu kaça eşitmiş? 4'e. Buradan bakarsak o zaman 6 artı a. Burası da 4 artı 2 a eşittir 4. Bunlar gitti. a eksi 2 oldu. Şimdi a eksi 2 olduğuna göre P2 x eksi 2'ye bakalım P2 x eksi 2 Hemen yazıyorum x gördüğüm yere x eksi 2 n'nin yerine 2 Sonra eksi x artı 2 x yerine x eksi 2 yazdım ee, A'nın da eksi 2 olduğunu bulduk yani P2 x eksi 2 x eksi 2'nin karesi x kare eksi 4 x artı 4 Eksi x bunun sayesinde x kare eksi 5 x artı 4 oldu bu fonksiyonun kökleri x eksi 4 çarpı x eksi 1 diye çarpanlarını ayırırsak bir kökümüz 4, bir kökümüz de 1 oldu. Doğal olarak cevabımız 2, 3 yani e, hangisi olmuş oluyor? E şıkkı. fx ikinci dereceden fonksiyonun özelliği ne? Orijinden geçmesi. Başka bir şey biliyor muyuz? Hayır. Bu arada mutlak minimumu belki türev çalışanlar biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Normal özel bir türevle alakalı bir bilgi değildir aslında mutlaklar. Mutlak minimum demek bir fonksiyonu şöyle gördüğünüzde, şöyle yapayım biraz abartılı böyle şeyler. Şu mesela yerel minimumdur. Yani fonksiyonun bir bölgede alacağı en küçük değer. Bakın gerçekten azaldığı ve dibe vurduğu yerlerden biri diyebiliriz yerel minimum'a. Burası da dibe vurduğu yerlerden biri. Dibe vurduğu yerlerden en küçük olanı mutlak minimum diyoruz. Zirveye çıktığı yerlerden en büyük olanı da mutlak maksimum. Mesela bu mutlak maksimumdur. Bu da maksimum değeri. Zirveye çıkmış Burada da bir zirveye çıkmış ama zirvenin zirvesi mutlak maksimum dibin dibi de mutlak minimum diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir parabolün mutlak minimum değeri aslında zaten parabolün alabileceği en küçük değer neresi? Tepe noktası. Demek ki fx-2 artı 3'ün tepe noktası 3'e 1 demek istiyor. Peki bu benim nasıl işime yarar? Şimdi bir fonksiyon fx ise fx-2 ne demektir? Bunun bütün noktalarının İki birim sağa kayması demektir. O zaman R'ye kaysa tepe noktasının apsisi ve ordinatı. Bunun tepe noktasının apsisi ne olur? R artı 2. Tepe noktasının ordinatı ne olur? Bak bu da Y. Yani 3 birim yukarı kaldırılmış demek. O yüzden yeni fonksiyonun ordinatı da R e, K artı 3 oldu. Tepe noktasının apsisi 3'müş. Tepe noktasının ordinatı 1'miş. İşte bu yüzden ilk parabolün tepe noktası eksi 1 oldu. Ve eksi ee, 1 mi oluyor? Yok 1 oluyor. Ve ilk parabolün tepe noktasının ordinatı da eksi 2 oluyor. Artık siliyorum burayı. 1 ve eksi 2 diyorum. Şimdi buradan ne söyleyeceğiz? Parabolün tepe noktasının absisi eksi, x eksi 1'in karesi yapacak. Ordinatı eksi 2 olduğu için eksi 2 eşittir fx. orijinden geçiyor. x yerine 0 yaz. a çarpı 1 eksi 2 eşittir 0'dan. A buradan ne oldu? 2. Güzel. Parabolün denklemi 2 çarpı x eksi 1'in karesi. Eksi 2 eşittir fx oldu. Bakın orijini de özellikle kullandım. Nokta denklemi sağlar. Onun yüzünden vermiş bize. Şimdi artık f3'ü istiyor. f3 eşittir 2 çarpı 3 eksi 1'in karesi. 4 eksi 2'den cevabımız 6 oldu. C şıkkı. Burada bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Bir fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetriyi tersidir. Fonksiyonun tersi y eşittir x'e göre simetridir. Hatta bir hatırlatayım size böyle bir basit bir fonksiyonla. Log x böyle bir grafiktir. 10 üzeri x böyle bir grafiktir. Gerçekten y eşittir x'e göre simetriktir bu fonksiyonlar. Böyle bir örnek vermiş olayım. O zaman burada bana mesajı şu aslında. G onun yerine f'in tersi yaz bak. Böylece f'in tersi bileşke f ee, sonra bileşke G yine hatta G'yi soruyor gibi olacak. Ben şöyle şey yapayım. Tamam neyse yazalım ya fark etmez. Her türlü yapacağız zaten. G yerine F'in tersi yazayım. Bileşke F. Sonra G yerine yine F'in tersi yazayım. Bileşke 3x eksi 2 x eksi 1. Ne oldu bakın bunlar birbirini götürdü. Bileşke ve bileşke de tersler birbirini götürüyordu. O zaman ne kaldı geriye? F'in tersi 3x eksi 2 eşittir x eksi 1 kaldı. Buradan da benden ne istemiş. F'nin tersi bileşke G. Şimdi F'nin tersi bileşke G. Tamam güzel. F'nin tersi yerine direkt G yaz. G bileşke G 4 nedir diye soruyor. O zaman ben burada da F'nin tersi yerine G yazarsam G 3x 2 eşittir x eksi 1 oldu. Şimdi arkadaşlar soru benden ne istiyor? G bileşke G 4'ü istiyor. Yapalım. Önce G 4'ü bulalım. G 4'ü bulacağım ya x yerine ne yazmam lazım? x yerine öyle bir şey yazayım ki 4 olsun. Yani o da neymiş? x eşittir 2'ymiş. O zaman x yerine 2 yazınca g4 eşittir 1 geldi. Güzel. Benden g, g4'ü istiyordu. g bileşik 4'ü. O zaman g4 yerine artık sildim. 1 yazdım. g1 bulacağım. x yerine ne yazarsam burayı 1 elde ederim. Tabii ki x yerine 1 yazarsam. O zaman 1-1'den de cevap 0 olmuş oldu. A şıkkı. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ne demiş bakın? M ve N pozitif gerçek sayılar. Yani M birim yukarı yazayım buraya. M birim yukarı. N birimde de sağa götüreceğiz fonksiyonu. Ne için ama? Her x büyük eşit sıfır için. Tamam o zaman fonksiyonun şurasını kale alacağım. x büyük eşit sıfır için fonksiyon bakın yeşille taradığım yerde tanımlı. O zaman x büyük eşit sıfır için biz bunu örnek veriyorum bakın. Ee, M birim yukarı taşısak grafiğin görüntüsü şöyle olur değil mi? M birim yukarı taşıdım. Örnek bir görüntü. Bir de N birim sağa taşısam fonksiyonun görüntüsü şuna benzer bakın. X büyük eşit 0 için görüntü böyle bir e, karekök sembolüne benziyor değil mi? Şey, karekök demeyeyim, kök sembolüne benziyor. Şıklarda buna uygun kısma bakalım. Bakın görüyor musunuz A şıkkını? Gerçekten yaptığıma benziyor. Zaten sıfırdan önceki kısmı ile ilgili bir bilgi vermemiş bak GX'in. Sıfırdan önceki kısmı ne bilmiyorum. Uydurun tamamen atarak söylüyorum şimdi. Sıfırdan önceki kısmı da farklı bir şey deseydi. Onun da bağlantısı böyle olabilir. Böyle olabilir. Atıyorum böyle olabilir. Şu kısımla ilgilenmeyeceğim. Bu kısma böyle bir uydurup bir şey yapayım. O kısmı boş verin. Mavi kısım bana verdiği kısmı yorumlayacağım kısım. Çünkü sadece bunu yorumlamamı verecek şekilde söylemiş. Gx için x küçüktür sıfır net söylüyor mu? x küçüktür 0 sakın buraya bakma. Çünkü gx bir fonksiyon parçalı olarak tanımlanmış. Her x büyük eşit 0 için budur diyor. Ama x küçüktür 0 için fonksiyon tanımlanmış mı? Hayır. Tanımlanmayan bir şeye yorum yapamazsın. Sana fx'e göre dizayn et demiyor bu fonksiyonu. Sadece x büyük eşit 0 için fx'e göre dizayn et diyor. x küçüktür 0'a ne diyeceğim? Bir şey diyemeyeceğim. Orasını boş ver. O zaman mavi kısmı uyan hangi şık sadece? Gerçekten a şıkkı. Burayı bilemiyorum. Önce kısımlarla ilgilenmeme gerek yok. İşte şu kısımlarla, atıyorum şu kısımlarla, e, şuralarıyla falan ilgilenmeme gerek yok. Ama diğer kalan kısımların hiçbiri B, C, D, E'de verdiğim şu kısma benzemiyor. Sadece A benziyor, A şıkkı. Burada biraz logaritma kurallarına hakim olmamız yeterli aslında. Bakın, logaritmada iki tabanında... 2'nin kuvveti bir sayı elde etmem lazım. 12 bölü 3, 4'tür. Logaritmada bölü yapmak için araya eksi koymam lazım. Gerçekten bakın logaritma 12 bölü 3'ten logaritma 2 tabanında 4, o da 2 geliyor. Tamam burayı hallettik. Logaritma 3 tabanında 16, logaritma 2 tabanında 3. Şu 2'lere ve 16'lara dikkat ederseniz 3'ten bir kurtulsak olayı hallederiz. O zaman onun içinde neydi? Bir sayının tabanıyla öbür sayının sayısı böyle getiriyordu birbirine çarpımda. Birisi taban oluyordu, birisi de böyle. Demek ki arkadaşlar gerçekten bunu da çarpmamız lazımmış. O zaman artı da buraya kaldı. Yapalım. Logaritma 9 tabanında 3, 1 bölü 2'dir. Logaritma 4 tabanında 8, 3 bölü 2'dir. Toplayınca hakikaten 2 oluyor. Demek ki cevabımız C şıkkı. Log A'de, aslında bakın log A'de e, şöyle halledebiliyoruz. Hatırlarsanız bir kuralımız vardı. Log A, B... Log b, c çarpınca bunlar birbirini götürüyordu. Log a, c oluyordu. Bak log a, b, log b, c birbirini götürüyor. Log c, c birbirini götürüyor. Direkt ne geliyor çarpınca bunları taraf tarafa? Log a, d eşittir. 36 bölü 2'den 18. Şimdi gelelim log d, c kareye. Hmm. Burada da arkadaşlar şundan yararlanacağım. Yine bir kuralı hatırlatayım. Log c, d aslında 1/log dc idi. Çünkü kuralda bunlar yer değiştirdiğinde kesir ters çeviriyorduk. Bakın e, logaritmayı olay buydu. O zaman log cd 1/2 ise log 1/2 ise log dc bunun çarpmaya göre tersi olduğu için 2 olur. log dc kare nedir? 2'yi başa at 2 log dc'dir. Yani 4'tür. O zaman bunu 4 buldum. Bu 18 toplamları 22 oldu B şıkkı. Önce bir şunu hatırlatayım. E, ise böyle çok kullanılıyor. Çünkü temel bir şeyimiz var. İse'nin sıfır olduğu tek durum arkadaşlar. Birincinin 1, bir, ikincinin sıfır olduğu durumdu. Bunu hatırlayalım. Diğer geri kalan tüm durumlarda cevabımız bir oluyordu. Dolayısıyla soruda bakın bir ise önermesinin cevabı sıfır çıkmış. Yani birinci bileşen 1, bir, ikinci bileşen sıfır olmalı birinci bileşen 1 bir olduğuna göre 1 ve önermesi ne zaman 1 bir olur? Birinci 1 iken ikinci de 1 iken atıyorum 7 tane olsa 7'si de 1. Yani bütün bileşenler 1 olmalı. Şimdi yine P ise Q 0 orada. P ise Q ne zaman 0? Demin söylediğim gibi bu 1. Bu da 0 iken. Bu 1'miş. Q 0'mış. R 1'miş. S de 1'miş. O zaman buradaki bilgi hariç diğer 3 bilgiyi kullanalım. Ardışık her iki terimin arasındaki farkı aynı artı aynı olan artan dizidir. Demek ki aritmetik dizinin tanımı bakın bu zaten. Direkt aritmetik diziymiş dizimiz. İkinci ve beşinci terimlerin toplamı 24'müş. Birinci ve yedinci terimlerin ortasındaki terim. Birinci ve yedinci terimlerin ortası demek topla 2'ye böl demek 14. Buradan o zaman her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 28'miş A1 artı A7. Şimdi buradan bizden ne istiyor? A6'yı. Tamam. Dizilerde şöyle düşünürüm ben. Bazen özel bir şey düşünmüyorsam bütün terimleri herhangi bir terim cinsinden yazabilirim. Mesela bakın şimdi. Ee, burada A2. Hepsini birinci terim cinsinden yazmaya alışırız. Konu anlatımlarında da öyle yaparız ya. Hepsini birinci terim cinsinden düşünelim. A1 artı D'dir değil mi? A2. A5 nedir? A1 artı 4D. Sonra A1 zaten A1. A7 ne? A1 artı 6D. Eşittir 28. Şimdi buradan da 2A1 artı 5D eşittir 24. Ee, doğal olarak 2A1 artı 6D de 28. Şimdi çıkarınca burada taraf tarafa ne oldu? 6D e, ve 5D'yi çıkarınca D eşittir 4 geldi. Ortak farktır D. D'yi 4 bulduk. Herhangi bir tanesinde yerine yazınca 5 kere 4 20. 2A1 ee, eşittir 4'ten A1 de 2 geldi. A6 nedir? A1 artı 5 Bu sayede A1 2. 4 kere 5 20. Demek ki cevabımız 22 B şıkkı. Bakalım bir burada log 3 11 ne ile neyin arasında arkadaşlar? Log 3 11 2'den büyük 2 küsür bir sayı. 3'te değil ama. Çünkü log 3, 9, 2'dir. Log 3, 27, 3'tür. Bu iki küsür bir sayı. Şimdi gelelim log 2x'e. Log 2x arkadaşlar öyle bir sayı olmalı ki burada elde edeceğimiz log 3, 11 ile log 2x arasında neler olmalı? Bir kere iki küsür olduğu için malum buna en yakın tam sayı 3'tür. O zaman diğeri de 4 olması lazım. Demek ki log 2x'in alabileceği en küçük değer arkadaşlar... 17 olmalı. Neden? Bunların arasında diyor bakın. Bunlar dahil değil. Çubukların arasında demiş. O zaman log 2 17 en az olur tam sayı olarak. Çubuklara göre de söylüyorum. Yoksa log 2 16.1 bile olsa her türlü bu log 2 16.4 olacağı için 3 ve 4 tam sayısı arada kalır. Log 2 16'dan ta nereye kadar? 32'ye kadar arkadaşlar. Bu x'e e sayı verebiliriz. Log 2 32 olursa ama burası 5 olur. Log 2 33 olursa arkadaşlar bu iki sayının arasında 3, 4, 5 de girer. Çünkü log 2 32. Log 2 33'ten küçüktür. O zaman burada verebileceğim en büyük sayı 32'ymiş. En küçük sayı demiştim demin 17'dir. O yüzden 15 olamaz. 21 bunların arasında olduğu için evet olur arkadaşlar. 1, 3, E şıkkı. Burada önemli olan nokta şu. Herhangi bir sütuna dokunduğunuz zaman arkadaşlar buraya dokunsanız bu gidiyor. Ya da işte şöyle kaldı iki tane kaldı burada. Buraya dokunduğunuz yine bu gidiyor. Yani sıralama hakkımız yok. Önce bunu götüreyim sonra bunu götüreyim sonra bunu götüreyim diyemem. Önce bunu götürürüm sonra bunu sonra bunu. Önce bunu sonra bunu sonra bunu. Kendi aralarında yer değiştirebilirler ama kesinlikle arkadaşlar yani satırlar yer değiştirebilir. Önce buradan sonra buradan sonra buradan vurabilirsiniz. Ancak bir sütunun içinde kesinlikle bunu götürmeden bunu götürme hakkımız yok. Buna göre o zaman ne söyleyebiliriz? 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel sebep sıralama hakkınız yoksa yer değiştirme hakkınız yoksa arkadaşlar orada permütasyon da yoktur. O yüzden bunların arasında sıralama yok 3 faktöriyel. Bunların arasında sıralama hakkınız yok. Bu yüzden 3 faktöriyel oldu. Böylece cevabımız 140 geldi. D şıkkı. A teknoloji mağazasından Asya seçim yapacak. B teknoloji mağazasından da Özge seçim yapacak. Asya'nın e, tutarı Özge'nin tutarından daha az olduğu anda Asya kazanıyor. Bunlara bir yakalamaya çalışalım. Şimdi Asya'nın e, seçebileceği telefonlara baktığımızda tutarlarda en düşük tutarı 600 olarak görüyoruz. U ve V markalı telefonlar. Asya bu ikisinden birini almış olsun. Yani tutarımız şu anda Asya için 600 olsun. E, 6 telefondan ikisini biz istiyoruz. Bu bize 6'da ikilik yani 2 bölü 6'lık bir olasılık verecektir. Asya 600 liralık bir telefon aldığında Özge'nin telefonunun tutarı 600'den daha büyük olacak ki Asya kazansın. Bu bize B teknoloji mağazasından 1300, 1200 ve 900 olmak üzere 3 seçenek sunar. O zaman Özge için de 6'da 3'lük bir olasılık yakalamış oluruz. Devam ediyoruz. Asya'nın bu sefer 600 değil de 600'den büyük ama en küçük tutar olan 1000 TL'lik telefonu aldığını düşünelim. Bu bize 1 bölü 6'lık bir olasılığı verir. Tutarı 1000 lira olan bir telefon olduğu için o zaman Özge'nin seçeceği telefonun tutarı 1000'den fazla olmalı. Bu da 1300 ve 1200 olmak üzere L ve N telefonlarını bize verecektir. Özge için de 2 bölü 6'lık bir olasılığın geleceğini söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. 1000'den büyük ama en küçük tutar Asya için 1200. 1200 lira tutarı olan bir tane telefonumuz var. O zaman bu bize 1 bölü 6'lık olasılığı Asya için verir. Çarpı Asya için 1200 liralık aldık. Özge'nin alacağı 1200'den daha pahalı olmalı. Bu bize tek seçenek verecektir. Sadece 1300 liralık telefon olabilir. Oradan da 1 bölü 6 olasılığın geldiğini görüyoruz. Devam ettik. Şimdi Asya Asya için 1300 seçeceğiz. Ama Özge'nin e, alabileceği telefonların tutarlarına baktığımızda 1300'den büyük olan bir değer yok. Yani burada Asya'nın kazanma olasılığı yok. En iyi şartla berabere bitebilir. İkisi de 1300'lük aldığında e, devam etsek Asya'ya 1500'lük aldırsak Özge'nin alabileceği telefonların tutarlarında zaten 1300'den bile büyük olan bir tutar yoktu. 1500'den de büyük olan bir tutar gelmeyeceği için bunların devamında herhangi bizim isteyeceğimiz bir durum gelmeyecektir. Yani burada ki şu 3 tane değerin toplamı bize aradığımız olasılığı vermiş olur. 2 kere 3'ten 6 bölü 36 geldi. 1 kere 2'den 2 iki bölü 36 geldi. 1 bir kere 1'den de 1 bölü 36 gelmiş oldu. Bunların toplamı bize 9 bölü 36'yı yani sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4'ü verir. Doğru cevabımızın B şıkkı 1 bölü 4 olması gerekir. Burada bileşke fonksiyonun limitini hesaplayacağımız için 2'nin sol tarafında hangi sayıya ne tarafından yaklaşıyoruz bu bizim için önemli olacak. Şimdi şurada şu iç kısımdaki f'de 2'nin yerine 2'nin solunu yazarsak bu bizi f2'nin soluna götürmüş olur. Şöyle büyükçe yazmak istiyorum f4 eksi f2'nin solunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi 2'nin solu dediği için 2'nin solundan geliyorum. Burada aslında 3'e doğru yaklaştığımı görüyorum. Ama bileşke fonksiyonu olduğu için 3'e ne taraftan yaklaştığımı bakıyorum. 3'e 3'ten daha küçük değerlerden yaklaştığım için burayı 3'ün solu olarak alıyorum. Çünkü 3'e 3'ten daha küçük değerlerden 3'ün solundan yaklaşıyorum. O zaman şu iç kısma baktığımda 4'ten 3'ün solunu yani 3'ten biraz küçük bir değeri çıkartmam gerekiyor. Buradaki değeri 2,99 gibi düşünürsek 4'ten 2,99'u çıkartırsak bu bize 1,00.1 gibi bir değeri verecektir ki bu da bizi neye götürmüş olur aslında? 1'in sağ tarafına götürmüş olur. Demek ki biz şurada aslında F1'in sağ tarafına bakacağız. Burada artık fonksiyon bittiği için doğrudan limitimizi söylemiş olacağız. Yani başka bir bileşke olmadığı için fonksiyon bitiyor derken onu söylemek istiyorum. Hemen F'de 1'in sağına bakalım. F'de 1'in sağ bizi nereye götürüyor? Burada 2'ye götürüyor. Eğer bir bileşkemiz daha olsaydı 2'den biraz büyük değere gittiğimiz için burası da bizi 2'nin sağına götürmüştür diyecektik. Ama burada artık başka bileşke olmadı için F1'in sağ bizi 2'ye götürmüştür diyebiliriz ve doğru cevabımızı D şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar. Tüm M gerçek sayıları için sürekli olduğumuz söylenmiş. Bu durumda kritik noktamız olan sıfırda da sürekli olmamız gerekir. O zaman sıfırdaki görüntümüzün sıfırın sağ ve solundaki limit değerlerine eşit olması gerekir. Ee, biz burada M'yi sıfır alarak ilerlediğimizde e, sıfırdaki görüntümüzü bulmak için şu orta kısımda M yerine yani sıfır yazdığımızda doğrudan B'yi elde ettiğimizi görüyoruz. O zaman b eşittir dedik. Üstteki limitimize bir bakalım. Zaten M'miz burada sıfır olarak geliyor. E, 2'nin sağında limit incelemesi yapacağız. Zaten biz burada 0 bölü 0'ın geldiğini görebiliriz. x yerine 2 yazdığımızda üst tarafta alt tarafta 0'a gider. Hemen bir sadeleştirme yapalım. x kare eksi 4'ü x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazdığımızda paydamızda da x eksi 2 var. İşte x eksi 2'ler gider. Bize 0 bölü 0'ı veren x eksi 2'ler artık ortadan kalkmıştır. Kalan kısımda yine x yerine 2 yazdığımızda 2 artı 2'den 4'ü elde etmiş oluruz. Üst taraftan limitimiz 4 gelir. Yani burada buradan B'nin 4 geldiğini anlamış oluyoruz. Alt taraftaki limitimize bakacağız. Ee, X yerine ne yazmak istiyoruz? Pi bölü 4 yazmak istiyoruz. Ve bu bizi kaça götürecek? 4'e götürecek. Ee, sinüs pi eksi pi bölü 4 geliyor. O zaman A çarpı ne yazıyorum buraya? Sinüs 3 pi bölü 4 yazıyorum. Alt tarafa baktığımda kosinüs pi artı pi bölü 4'ten kosinüs ne gelecektir? 5 pi bölü 4 gelecektir. Artı bunlara tanjant pi bölü 4'ü eklememiz gerekecek. Baktığımızda sinüs 3 pi bölü 4 kök 2 bölü 2 gelir. Kosinüs 5 pi bölü 4 de eksi kök 2 bölü 2 gelecektir. Bunlar sadeleşince eksi 1 gelir. Bir de a'mız olduğu için burası bize eksi a'yı verir. Tanjant pi bölü 4'ünde 1 olduğunu biliyoruz. O zaman eksi a artı 1'imiz 4'e eşit olmalıdır. Buradan da a'mız eksi 3 olarak bulunmuş olur. B eksi a sorulmuş. B'miz 4'tü a'mız eksi 3. 4 eksi eksi 3. 4 artı 3'ten bize 7'yi verir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekiyor. Altyazı Bize verilen bir f fonksiyonu e, x0 absisti noktasında türevlenebilen bir fonksiyon ise e, limit x o x0'a giderken fx fx0 bölü x-x0'ın bize f türev x0 verdiğini biliyoruz. Aslında üst tarafta bu durum e, iki kere bize verilmiş. Şu sol kısma baktığımızda kırmızıyla gösterdiğim kısma x0'a gidiyor. Yani burada x0'ın yerine 0'ın geldiğini söyleyebiliriz söyleyebiliriz. Paydamızdaki x'i de x eksi 0 gibi düşünürsek aslında bu kısım bize neyi vermiş olur o zaman? F türev 0 vermiş olur. Yan tarafta da buna benzer bir mantık var. Burada f türev x ve f türev 1 verilmiş. Mesela biz f türev x fonksiyonlu bir gx fonksiyonu gibi düşünürsek buradaki limit aslında limit x 1'e giderken nedir? gx eksi g1 bölü x eksi 1'dir. Bu da yine alttaki formatımıza uygun. Yani bize g türev 1'i verecek türeyecektir. G'miz F türevdi. G'nin türevi F ikinci türev olur. Yani burası da aslında F ikinci türev 1 olarak gelmiştir. Buradan sorumuzu çözebiliriz diye düşünüyorum. Bizim şimdi F türev X'e ihtiyacımız var. Üst tarafta türevimizi aldığımızda 4X küp eksi 3X kare artı 2AX'in geleceğini söyleyebiliriz. İkinci türeve de ihtiyacımız var. İkinci türevimizi alalım. İkinci türevde bize 12X kare eksi 6X artı 2A'yı vermiş olur. Neyi biliyoruz? F türev 0'ın F ikinci türev 1'e eşit olduğunu. F türevde 0 yazdığımızda zaten 0 gelir eşittir diyorum. F ikinci türevde şimdi 1 yazıyorum. Bu bana 12 eksi 6 artı 2A'yı verir. Buradan 2A eşittir eksi 6 gelir. A'mızda eksi 6 bölü 2'den eksi 3 olarak bulunmuştur. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. Soruda bizden istenen limite baktığımızda bu limitin pay kısmında bazı düzenlemeler yapabiliriz diye düşünüyorum. Hemen üst tarafa yazacağım. Limit x eksi 2'ye giderken dedim. Pay kısmında iki kare farkı var. O iki kare farkını fx artı f eksi 2 çarpı fx eksi f eksi 2 olarak yazmak istiyorum. Paydadaki 2x artı 4'ü de 2 parantezinde x artı 2 olarak yazacağım. x artı 2'yi ben şöyle düzenleyebilirim. x eksi eksi 2. Neden böyle düzenlediğimi şimdi göstermeye çalışacağım. Şuradaki kısmı odaklanırsak bu bizi aslında bir türeve götürmüş oluyor. X'imiz de eksi 2'ye gittiği için hemen onu hatırlatmak istiyorum. Limit x x 0'a giderken fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0 fonksiyonumuzun x 0'da türevi varsa f türev x 0'a eşitti. Burada da o durumun gerçekleştiğini görüyoruz x0'ın yerine eksi 2 gelmiş. Yani burası aslında bize neyi verir? f türev eksi 2'yi verir. Şimdi buna bakarak tekrar düzenleyeceğim burayı. x yerine eksi 2 yazdığım için şu kısımda da f eksi 2 gelir. f eksi 2 f eksi 2 daha 2 tane f eksi 2 yapar. O zaman ifademiz aslında 2 tane f eksi 2 çarpı f türev eksi 2 bölü şuradaki 2'ye dönüşür. 2'lerde gidince bizden istenen f eksi 2 çarpı f türev eksi 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bakalım f eksi eksi rahatlıkla görebiliriz. Şuradaki A noktası kırmızı grafikte verilen F'in de üstündedir. Dolayısıyla F eksi 2'miz burada kaç gelmiştir? 3 gelmiştir. Burayı 3 olarak alıyoruz. F türev eksi 2 ise eksi 2 absisli noktasından F'e çizilen teğetin eğimidir. O teğet de burada zaten bu mavi doğru olarak verilmiş. Mavi doğrunun eğimini bulmak için x ekseniyle yaptığı şu açıya alfa dersek tanjant alfayı yakalamamız gerekir. 180 eksi 45'ten alfamızın zaten 135 derece geldiğini görüyoruz. Diyoruz. Tanjant 135 derece bize kaçı verir? Eksi 1'i verir. Yani burası da eksi 1 gelmiştir. 3 kere eksi 1'den de aradığımız cevabı eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Ve c şıkkını işaretleriz arkadaşlar. Bizlere verilen üçüncü dereceden bir Px polinom fonksiyonu var. Bunun artanlığını azalanlığını yakalamak için türevini alırız ve türevinde işaret tablosu oluştururuz. Hemen P türev x'e bir geçelim. P türev x'in 3x kare artı 2ax artı b geldiğini görüyoruz. Şimdi işaret tablosu için yani P türevi nerede pozitif, nerede negatif, nerede sıfıra eşit bunları bulmak için önce biz bunu bir sıfıra eşitleriz. Zaten ikinci dereceden bir polinom fonksiyon en fazla 2 tane kökü gelebilir. Belli ki o kökler eksi 1 ve 3 olarak gelmiştir. Bu kökler eksi 1 ve 3 olarak gelmiştir ki x karenin katsayısı da pozitif yani 3 olduğu için artıyla başlarız. Eksi artı diye devam ederiz ve türevimizin negatif olduğu kısmı eksi 1 3 aralığı olarak bulmuş oluruz. Asıl fonksiyonumuzda burada ne gelmiş olur? Azalan gelmiş olur. E, türevin pozitif olduğu yerlerde asıl fonksiyonda artan olarak gelecektir. O zaman şuradaki eksi 1 ve 3 aslında türev bir sıfırlayan x değerleridir diyebiliriz. Hemen burada bir eksi 1 yazalım. Bu bize 3 eksi 2 a artı b'yi sıfır eşit olarak verir. Buradan da 2 a eksi b'miz 3 olarak gelmiştir. Bir de 3 yazalım. 3 yazdığımızda 27 artı 6 a artı b eşittir. Sıfır gelir. Buradan da neyi bulmuş oluyoruz? 6 a artı b'yi eksi 27 olarak bulmuş oluyoruz. Taraf tarafa toplarsak b'ler gider. 8 a eşittir eksi 24'ten. a'mız eksi 3 olarak bulunmuş olur. A'yı yerine yazacağız. Şurada yerine yazdığımızı düşünürsek 2 kere eksi 3 eksi 6 yapar. Eksi 6 eksi B eşittir 3'ten B değerimiz de eksi 9 olarak gelmiş olur. Şurada bir yerine yazalım. Ee, Px eşittir ee, Ne elde ettik? X'in küpü artı AX kare var. Yani biz onu eksi 3X kare olarak yazabiliriz. Artı BX'imiz var. Oradan da eksi 9X gelir. Ee, bir de yanına C'nin gelmesi gerekir. Px polinomunun yerel maksimum değeri kaç olarak verilmiş? 7 olarak verilmiş P0'ı bulmaya çalışacağız. Zaten P0'ın ne geldiğini görüyoruz. Şuradaki sabit sayı olan C geldiğini görüyoruz. Bizim C'yi bulmamız gerekiyor. Px polinomunun yerel maksimum değeri nerede arayacağız? Aslında türevdeki o işaret tablomuza baktığımızda eksi 1 absisli noktada yerel maksimum olduğunu 3 absisli noktada yerel minimum olduğunu görüyoruz. Demek ki biz yerel maksimum değer için polinomumuzda kaç yazacağız? Eksi 1 yazacağız. Yani bu durumda P eksi 1'in aslında kaç geldiğini söyleyebiliriz. 7 geldiğini söyleyebiliriz. Hemen şurada P eksi 1'e bir bakalım. P eksi 1 eşittir dedik. Eksi 1 eksi 3 artı 9 artı C'ye elde ettik. Bunun 7 geldiğini biliyoruz. 9 eksi 4 5 yapar. 5 artı C 7 gelir. O zaman C'miz de 7 eksi 5'ten 2 olarak bulunmuştur. P 0 C'ydi. C'yi 2 bulduk. O zaman doğru cevabımız D şıkkı 2 olarak gelmiştir arkadaşlar. Türevimizin grafiği verilmiş. Hemen türevimiz için bir işaret tablosu oluşturalım ve oradan asıl fonksiyonumuzun artan azalan olduğu yerleri bir yakalamaya çalışalım. Türevimizin sadece sıfırda sıfır eşit olduğunu, sıfırın sağ tarafında negatif görüntülere, sıfırın sol tarafında da pozitif görüntülere sahip olduğunu görüyoruz. O zaman türev fonksiyonumuz için bir işaret tablosu yaptığımızda şuraya sıfırı yazarız. Türevimiz sıfırda sıfıra eşittir. Sıfırın sağ tarafında türevimiz negatif, sol tarafında pozitiftir. O zaman asıl fonksiyon sıfıra kadar artan sıfırdan sonra azalan bir fonksiyon olarak gelecektir. X eşittir sıfır noktasında y eşittir fx fonksiyonunun yerel maksimum noktası vardır demiş. Evet bunu burada yakaladığımızı görüyoruz. Birinci ifademiz doğru olarak gelir. F2 eksi F3 ifadesinin değeri negatiftir. F ikinci türev sıfır sıfırdan küçüktür demiş. Öncelikle üçüncüyü bir yorumlayalım. Elimizde F türev x var. F türevin türevi bize F ikinci türevi verecektir. Şimdi F fonksiyonuyla F türev fonksiyonunun durumu F türev fonksiyonuyla F ikinci türev fonksiyonunun durumu gibidir. Hani biz F fonksiyonuna sahip isek F'in artan olduğu yerlerde türev fonksiyonumuz pozitif ama F'in azalan olduğu yerlerde türev fonksiyonumuz negatif geliyordu. Aynı mantık alt taraf içinde geçerli. Biz şimdi F türevin grafiğini biliyoruz. O zaman F türevin artan olduğu yerlerde F ikinci türev pozitif. F türevin azalan olduğu yerlerde ise F ikinci türevin negatif geleceğini söyleyebiliriz. Burada F ikinci türevin sıfırdaki değerinden bahsedilmiş. Biz F türevin grafiğine baktığımızda eksi birden bire kadar azalarak gittiğimizi görüyoruz. Sıfırda bu aralıkta olduğu için F türevimiz sıfırda azalan bir fonksiyon olarak gelecektir. F türevin azalan olması demek sıfırda F ikinci türevin sıfırda negatif olması demektir. Burada da F ikinci türevin sıfırdaki değeri sıfırdan küçük yani negatif verildiği için üçüncü ifademiz doğru olarak gelmiş olur. 1 ve 3 doğrudur. Bizim şimdi 2'yi ne yapmamız gerekiyor? İncelememiz gerekiyor. Onu da ben şöyle yakalayacağım. F2 eksi F3 bizden istenmiş. Şuraları bir şöyle temizlemek istiyorum. Ee, i̇ntegral yardımıyla onları bulacağım. Şöyle integralimde alt sınırı 2, üst sınırı da 3 olarak almak istiyorum. Buraya da F türev x -dx dx'i yazıyorum. Şimdi ben tabii ki burayı integre ettiğimde ne gelecektir bana? Fx gelecektir. Kaçtan kaça kadar? 2'den 3'e kadar. Bu da bana neyi vermiş olur? F3 eksi F2'yi vermiş olur. Ben aynı zamanda şu integrali f türevin grafiğini biliyorsam f türevin grafiği ile x ekseni arasında kalan alanlar yardımıyla da hesaplayabilirim. Şimdi sınırlarım 2'den 3'e baktığımda 2 şurada bir yerde gelmiş olacak. Şurada 2'yi işaretleyelim. Şurada da 3'ü işaretleyelim. İşte biz burada 2 ile 3 arasında f türev x ile x ekseni arasında kalan şu alanı bulursak integralin sonucunda bulmuş oluruz. Bu alanın tamamı x ekseninin altında kaldığı için bu alanın eksilisi bu integralin sonucunu bize verecektir. 2'den 3'e kadar zaten arada bir birim var. Şu sıfırdan eksi ikiye kadar iki birimlik uzunlukta buradan gelir. Buradaki yeşile boyadığım dikdörtgen alanı bir kere ikiden iki gelmiştir. Ama bu alanın tamamı x ekseninin altında kaldığı için bu integralin sonucu ikinin eksilisi yani eksi iki olarak gelmelidir. O zaman f3 eksi f2'nin biz eksi ikiye eşit olduğunu yani negatif olduğunu belirlemiş oluruz. Biz f2 eksi f3'ü arıyoruz. O zaman bunu eksiyle çarpmamız gerekir. Bunu eksiyle çarptığımızda f2 eksi f3'ümüzde eksi eksi 2'den artı 2 gelir. Yani 2 pozitif olduğundan buradaki negatiftir kısmı yanlış olur. İkinciyi bir kenara bırakmamız gerekir. Baktığımızda 1 ve 3 doğru gelmiştir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Öncelikle integralin iç kısmında parantez içinde bulunan x eksi 1 bölü 2'yi biraz düzenleyeceğim. Orada bir payda eşitleyeceğim. Payda eşitlediğimde ifadem 2x-1 bölü 2 bana verecektir. Ben burayı 1 bölü 2 çarpı 2x-1 olarak yazabilirim. Ee, bu şekilde integralimi düzenlersem 0'dan 1'e x kare eksi x artı 1'in 13. kuvveti çarpı 1 bölü 2 çarpı 2x-1 dx gelir. O 1 bölü 2'yi şöyle dışarıya aldığımızda buraya sadece 2x-1 çarpı dx'i ne yapmış oluruz? Yazmış oluruz. Ee, burada şuna dikkat edelim şu parantezimizin içi kuvveti 13 olan parantezimizin içi e, x kare eksi x artı 1'dir. Biz bunu x'e göre türevlediğimizde 2x eksi 1'i elde etmiş oluruz. O zaman işlemlerimizi rahat yapmak adına x kare eksi x artı 1'e U demiş olalım. Diferansiyel hesabımızı yaptığımızda 2x 1 çarpı dx'in bize du'yu vereceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. biliriz. Ee, bu durumda şurada aslında u'nun 13. kuvvetini elde ederiz. Yan taraftan da ne gelmiş olur? du gelmiş olur. Sınırlarımızı da bir düzenleyelim. x kare eksi x artı 1'e u demiştik. Burada x yerine bir 1 verelim bir de 0 verelim. Bu ifadede x yerine 1 verirsek e, u'muzun kaç geldiğini görüyoruz? 1 geldiğini görüyoruz. Aynı ifadede x yerine 0 verdiğimizde de u'muz yine 1 olarak gelecektir. O zaman integralimizde alt sınırımızda da 1, üst sınırımızda da 1 gelmiş olur. Tabi dışarıda 1 bölü 2'miz var. İç tarafta u üzeri 13 du'muz var. Ama zaten integralde alt sınır ve üst sınır birbirine eşit olduğunda o integralin sonucu bize neyi verecektir? 0 verecektir. Dolayısıyla u üzeri 13'ü integre edelim demeye gerek kalmaz. Alt sınır ve üst sınır birbirine eşit olduğu için integral 0 gelir. Doğru cevabımızın B olması gerekir. X1 ve X2 ikinci dereceden bir denklemin simetrik iki gerçek kökü olarak verilmiş. Biz buradaki denklemimizi Gx eşittir sıfır denklemi gibi düşünürsek Gx ikinci dereceden bir polinom fonksiyon olarak gelecektir. Bir parabol olarak gelecektir. Bunu sıfır yapan X değerleri de X1 ve X2 olarak gelmiştir. Bunların simetrik iki değer olması demek. Mesela biri eksi 3 ise diğeri 3, biri eksi 5 ise diğeri 5 olması demektir. Genellersek X2'yi K olarak aldığımızda X1'imiz de eksi K olarak gelmiş olur olacaktır. İntegral ee, integral x1'den x2 fx dx eşittir 0 olacak şekilde bir fx arıyoruz. Aslında bunun mutlak hali de bu alt tarafta verilmiş. Zaten şu iç kısım 0 olacaksa mutlak hali de kaç gelmiş olur? 0 gelmiş olur. Ee, sol tarafa baktığımızda ise integral x1'den 2'ye mutlak fx dx dersek bunun ne olmasını istiyoruz? 0'dan farklı olmasını istiyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Demek ki fx'in normal haliyle simetrik sınırlarda integralimiz 0 çıksın istiyoruz. Ama mutlak haline halini aldığımızda integralimiz sıfırdan farklı çıksın istiyoruz. Bize verilen grafiklere baktığımızda bunlar da sanki tek çift fonksiyon grafikleri gibi gelmiş. Aslında Ahmet'in bize verdiği grafik orijine göre simetrik bir grafiğe benziyor. Yani bunun sanki bir tek fonksiyon olduğunu düşünebiliriz. Çünkü olabilir diye sorulmuş ya bu olabilirliği elde etmek adına bunun tek fonksiyon olduğunu düşünebiliriz. Yoksa grafiğe baktık a kesin simetriktir diyemeyiz. E, Berkin ve Ceyhan'ın verdiklerine baktığımızda ise y eksenine simetrik gibi duruyorlar. Yani bunların da sanki çift fonksiyonlar olduklarını düşünebiliriz. Aslında elimizde bir çift fonksiyon varken simetrik sınırlarda integralimiz sıfır gelmez. Hani Ceyhan'ın e, verdiği grafik örneğine bakarsak, onu şuraya bir taşırsak, şu y ekseni şu da x ekseni olarak gelmiş olsun. Oradaki grafiği ben çizmek istiyorum. Şöyle bir grafik çizilmiş. Y eksenine göre simetrik. E, i̇şte şurası x1 olarak verilmiş. Burada x2. Ben bunları k ve eksi k olarak almak istiyorum. Eğer dediğim gibi buradaki fx'im y eksenine göre simetrikse e, mesela şurada eğri ile f(x) e, x ekseni arasındaki alana ben a dediğimde aynı a alan diğer tarafta da gelecektir. Ben burada e, integral x1'den x2'ye yani eksi k'den k'ye fx dx dediğimde e, burada eğri hep x eksenin altında kaldığı için integralin sonucu negatif gelir. Hatta a buradan a buradan geldi 2a yapar ama bunlar hep x eksenin altında olduğu için integralimizin sonucu eksi 2a yani negatif olarak gelecektir. Bunu söylemiş olalım. Bu bize istediğimizi vermez çünkü sıfır gelmesini istiyoruz. Aynı mantık Berk'in söylediğinde de geçerli. Orada da e, yine şöyle küçük küçük göstereyim. Mesela x1 ve x2 verilmiş. Daha doğrusu küçük bir şekilde göstermeyelim. Şuraya çizelim daha rahat anlaşılsın. Şöyle aldığımızda grafiğimizi çizersek mesela şöyle bir grafik buradan gidiyor. Buradan inmiş. Buradan da yukarı doğru gidiyor. Hemen x1 ve x2 yine eksi k'ye k olarak alalım. Burası k burası eksi k gelsin bunun fx olduğunu biliyoruz. Mesela buradaki alan a kadarsa buradaki alan da a kadar. Burası b kadarsa burası da b kadar gelir. Aynı integrali burada hesaplarsak yani eksi k'den k'ye fx dx dediğimizde bu sefer de eğrimiz hep x 80 üstünde kaldığı için buradaki alanların toplamı direkt bize integralin sonucunu verir. Bu da 2a artı 2b olarak gelecektir. Bunun da sıfır olmadığını görüyoruz. Yani biz burada şu üsttekinden ötürü Berki ve Ceyhan'ı eleyebiliriz. Belli ki cevap sadece Ahmet yani A şıkkı olarak gelecektir. Ahmet'te bu durum sağlanabilir diye düşünüyorum. Ahmet'in grafiğini şuraya taşıyalım daha rahat olsun diye. Şöyle çizdiğimizi düşünelim. Burada da orijine göre simetrik bir grafiğin geldiğini düşünürsek şöyle bir grafiği resmetmiş oluruz. Şimdi ben şurayı eksi k olarak burayı da k olarak almak istiyorum. Orijine göre simetriksek şuradaki alanımıza a dediğimizde üstteki alanımızda a olarak gelmiş olur. Biz burada eksi k'den k'ye diyelim. Yine buradaki eğrimiz neydi? fx'ti. Buraya FX dx yazdığımızda şimdi alanlardan biri x80'nin altında biri x80'nin üstünde olduğu için birini eksi birini artılı alırız. Bu da bize eksi k'den sıfıra kadar eksi a'yı sıfırdan k'ye kadar artı a'yı verir. toplamlarda bizi sıfıra götürmüş olacaktır. Özelliğimizin sağlandığını görüyoruz. E, şuradaki mutlaklı olana bakalım. Hani Mutlaklı olan sıfırdan farklı geliyor mu? Gelir. Çünkü e, eksi k'den sıfıra kadar x80'nin altındaydık. Mutlak mutlak fx dediğimizde onu yukarı katlamış oluruz. Onu da ben resmetmek istiyorum. Şimdi yine bunlar y ve x eksenlerimiz olarak gelmiş olsun. Zaten sıfırın sağ tarafında şöyle e, yukarıdayız. E, alt tarafı da yukarıya katladığımızda mutlak fx dediğimizde oradaki a alanı buraya a olarak taşırız. Burası da yine a olarak gelecektir. Eksi k'den k'ye kadar olan integralimiz a buradan a buradan bize 2 a'yı verir ve bu sıfırdan farklı gelir. Yani şurada Ahmet'in bize verdiği grafik üste istenen koşulları sağlamıştır. E, dolayısıyla hangisinin cevapları kimlerin cevapları doğru olabilir dendiğinde yalnızca Ahmet'in cevabı doğru olabilir diyebiliriz arkadaşlar. fx'imiz üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonu olarak bize verilmiş. O zaman bunun türevi olan f türev x'imiz de derecemiz bir düşeceği için ikinci dereceden bir polinom fonksiyonu olarak yani bir parabol olarak gelecektir. Hani biz fx'in artan adanın olduğu yerleri nereden yakalıyorduk? f türev x'e geçiyorduk. f türev x'in sıfır olduğu yerleri bularak işaret tablosu oluşturuyorduk. Aslında burada f türev x'in sıfır olduğu yerleri biliyoruz. Bir b absisti noktada bir de sıfırda sıfır eşit geldiğini görüyoruz. O zaman f türev x için bir işaret tablosu oluştursak buraya B'yi buraya sıfır yazmış oluruz. Sıfırın sağ tarafında X80'in üstündeyiz. Yani görüntülerimiz pozitif. B'nin sol tarafında da grafiğimiz X80'in üstünde yani pozitif görüntülere sahip. O zaman buraya artıyı buraya artıyı yerleştirdim. Bunlar türevimi sıfır yapan değerler. Bu arada da e, türevimin görüntüleri hep negatif gelmiş. X80'in altında kaldığım için buraya da eksiği koyuyorum. İşte türevin işaret tablosu bu. O zaman türevin işaret tablosuna göre asıl fonksiyonun artanlığını azalanlığını belirleyeceğim. Demek ki benim asıl fonksiyonum b'ye kadar artan, b'den sıfıra kadar azalan, sıfırdan sonsuza kadar artan bir fonksiyonmuş. E şimdi üst tarafta zaten fx'in grafiğine sahibiz. E, fx'imiz eksi sonsuzdan b'ye kadar artandı. Biz burada eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar artan bir fonksiyon gördüğümüz için burada aslında b değerimizin eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten eksi 4'ten y eksenine kadar da azalan olarak gelmiş. E, y ekseni x eşittir 0 doğrusu olduğu için işte 0'a kadar da azalanlığın geldiğini daha sonra yine artanlığa geçtiğimizi ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. E, bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. B'yi eksi 4 olarak yakaladık. E, biz burada B'nin yerine eksi 4 aldıktan sonra neyi bulmaya çalışacağız? Şuradaki A'yı bulmaya çalışacağız. E, peki bu A'yı nasıl yakalayabiliriz? Aslında şuradaki grafiğimize baktığımızda F0'ın ne geldiğini görüyoruz. A geldiğini görüyoruz. Ee, yine grafimize baktığımızda f eksi 4'ümüzde ne olarak gelmiş? 15 olarak gelmiş. Ben f 0 ve f eksi 4'ü nasıl kullanacağım? Şimdi bunları ben integralden yakalamaya çalışacağım. Çünkü buradaki b değerimin de eksi 4 olduğunu bildiğim için buradaki grafikte f türev x'e ait olduğundan şuradaki sarı alanı şöyle hesaplayabilirim. Integral derim eksi 4'ten 0'a hangi eğri o? F türev x eğrisi. F türev x dx derim. İşte bu integrali ben hesaplayacağım ama aynı zamanda ben şunu biliyorum. Eksi 4'ten 0'a kadar f türev x'im hep x eksenin altında kalmış. Yani bu x eksenin altında kalan f türev x ile x ekseni arasındaki alan doğrudan bana bu integralin sonucunu verecektir. Ama x eksenin altında kaldığım için alanın eksilisi bu integralin sonucunu bana vermiş olur. E bu alan 32 birim kare ise o zaman bu integralin sonucunun da eksi 32 gelmesi gerekir. Hemen burayı integre ettiğimde neye ulaşırım ben? fx'e kaçtan kaça? Eksi 4'ten 0'a. Bu da bana neyi verecektir? f0 eksi f eksi 4'ü verecektir. Kaça eşittir peki bu? Eksi 32'ye eşittir. Ben f0'a a demiştim. Buradan a'yı aldım. Eksi f eksi 4'ün de 15 olduğunu biliyorum. O zaman a eksi 15 eşittir eksi 32 gelir. Eksi 15'i karşıya gönderdiğimde de A değerim eksi 32 artı 15'ten eksi 17 olarak bulunmuş olacaktır. E, A'yı da eksi 17 bulduk. Bizden ne isteniyor peki? A ile B'nin toplamı. 1 eksi 4, 1 eksi 17. Toplamları eksi 21 yapar. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle G5'i bir hesaplamaya çalışalım. Parçalı fonksiyon olan G fonksiyonunda M yerine 5 yazmak demek aslında eksi 5'ten 5'e fx dx'i hesaplamak demektir. Bunun sıfıra eşit veya küçük olması ya da sıfırdan büyük olmasına göre sonucumuzu ne yapmaya çalışacağız? Bulmaya çalışacağız. Burada kırmızıyla verilen grafik fx'e ait. O zaman bu grafik ile x ekseni arasında kalan alanlar yardımıyla biz bu integralini ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. O zaman öncelikle x eşittir 5 ve x eşittir 5 doğrularını çizelim ki sınırlarımız belli olsun. Şuradan x eşittir 5 doğrusunu siyahla çizmek istiyorum. Bu bizim neyimiz olarak geldi? x eşittir 5 doğrumuz olarak geldi. x eşittir 5'i de şuradan şöyle çizdiğimizi düşünelim. Bu da x eşittir 5 doğrusu olarak gelmiş olacaktır. İşte bu ikisi arasında kırmızı grafikte x ekseni arasında kalan alanlara bakacağız. İntegrale x ekseni altında kalan alanlar negatif. x ekseni üstünde kalan alanlar da pozitif katkı yapıyordu. Üstteki alan eksi alttaki alanla integralin sonucunu bulmuş oluyorduk. Üstteki alanlarımızı maviyle gösterelim. Mesela şurada aslında bir üçgenimiz var. Bunun alanını da hesaplayabiliriz. İki dik kenarı da 2 geliyor. 2 çarpı 2 iki bölü 2'den buradaki alan 2 olarak gelecektir. Mesela şurada şu alanı biraz parçalayabiliriz. Şu maviyle taradığım da bir üçgen alanı olarak geliyor. Bu da 2 çarpı 4 bölü 2'den 4 birim karelik alanı bana verecektir. Yan taraftaki bölgemiz daha var. Ama burada alt tarafta kalan bir alan var. Onu da hesaplayalım. Baktığımızda tabanı 3 yüksekliği 2 olan bir üçgen gelir. 3 üç çarpı 2 iki bölü 2'den buradaki alanda 3 gelmiş oldu. Şimdi bu aralıkta eksi 5 5 aralığında x eksenin altında kalan başka bir alan yok. O zaman üstteki alanlarıma baktığımda bir 2 buldum. Ee, daha sonra bir 4 buldum. Daha 4'ten başka devamı da var. Orayı hesaplamadım. Şu okla gösterdiğim yer. Alt taraftan da 3 geldiği için onu da çıkartacağım. Şurada bile biz 3'e ulaştık. 2 artı 4 eksi 3'ten yani 0 büyük bir değere ulaştık. Daha da ekleyeceğimiz alan olduğu için buranın kesinlikle sıfırdan büyük geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman biz burada eksi 5'ten 5'e fx'te eksi kesinlikle sıfırdan büyük bulduk. Sıfırdan büyük bulduğumuz için de 3 m kare eksi 1 fonksiyonunu kullanırız. Burada m yerine kaç yazarız? 5 yazarız. O zaman g5 değerimiz 3 çarpı 5'in karesi eksi 1'den 75 eksi 1 yani 74 olarak hesaplanmış olur. Şimdi g10'u bulmaya çalışacağım. g10'u bulmak için de eksi 5'ten 10'a fx dx'i hesaplamam gerekiyor. Az önce x eşittir 5 vardı. Onu şöyle silelim. x eşittir 10'u burada belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya kadar gelmiş olacağız. Şurası bizim x eşittir 10 doğrumuz olarak gelecektir. Buraya kadar kırmızı grafikle x ekseni arasında kalan alanları bulmaya çalışacağız. Bu sefer x ekseni altından oldukça büyük bir alan geldi. Ama burada şuna dikkat edelim. Mesela şurada kırmızıya taradığım bir üçgen var. Bu x80'in üstünde. Aynı üçgenden alt tarafta da geliyor. Yani şuradaki üçgenin alanıyla üstteki üçgenin alanı birbirine eşit. Buradaki üçgenin alanına a desem buradaki de a gelecektir. Ve bunlar integralde birbirini nötrler yani sıfırlar. Bunları işin içine hiç katmayabiliriz. Diğer alanlar üzerinden gidebiliriz. Zaten üstteki mavileri hesaplamıştık. Alttaki o yeşillere şu en sağdan bir dikdörtgen daha ekleniyor. Bunun alanı da bir kere dörtten dört birim kare olarak gelmiş olur. O zaman bu integrale baktığımızda A zaten birbirini götürdü. Mavilerin toplamı 2 artı 4'ten 6 gelir. Yeşillerin toplamı 3 artı 4'ten 7'dir. 6'dan 7'yi çıkartırsak eksi 1'e yani sıfırdan küçük bir değere ulaşıyoruz. O zaman bizim G10'umuzu e, hesaplarken kullanacağımız fonksiyon şu üstteki mutlak değerli fonksiyon olarak gelecektir. Çünkü integralimizin sonucu negatif gelmiştir. g onu hesaplıyoruz. M yerine 10 yazacağız. O zaman mutlak değer içinde 2 çarpı 10 eksi 4'ü hesaplarız. Bu da bize 16'yı vermiş olur. G5'te G10'u toplayacağız yapacağız. Biri 74, diğeri 16. Toplamları bize 90'ı verir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Burada kosinüs x'imizi c ile sinüs x'imizi s ile göstermiş olalım. O zaman kotanjant x'imiz c bölü s gelir. E, tanjant x'imiz de s bölü c olarak gelecektir. Kosinüs x'i c olarak yazdık. Eksi m çarpı kotanjant x yani c bölü s yazıyoruz. Bunu sıfır yapan değerler üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. E, burada payda eşitlediğimizi düşünürsek burayı s ile genişletirsek. Bu durumda c çarpı s eksi m çarpı c bölü s. S eşittir 0 gelmiş olur. Pay kısmını C parantezine aldığımızda C parantezinde S eksi M bölü S eşittir 0 gelir. Buranın 0 olması için ya C'mizin yani kosinüs X'imizin 0 ya da S eksi M'mizin 0 olması gerekir. Kosinüs X'in 0 olması demek şu ıı, açılara baktığımızda aslında 90 dereceye yakalamak demektir. Ama X'imizin 90'dan farklı olduğunu görüyoruz. 0-90 aralığında da kosinüs X'i 0 yapacak başka bir açı yok. Dolayısıyla 0'ı buradan değil değil s eksi m'den elde edeceğimizi anlıyoruz. s dediğimiz sinüs x'ti. O zaman sinüs x eksi m eşittir sıfırdan sinüs x'imizin burada m geldiğini ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. Bence üçgen yardımıyla tanjant x'e geçebiliriz. Hemen şu bizim üçgenimiz olarak gelmiş olsun. Şuraya 90 dereceyi buraya da x açısını yerleştirelim. Sinüsü m imiş. O zaman karşı uzunluğa m dediğimizde hipotenüs 1 gelmeli ki m bölü 1'den sinüsü m olarak bulmuş olalım. Pisagor yaptığımızda komşu dik kenarımızda 1 eksi m kare gelecektir. Buradan tanjant x'i yazmak istediğimizde karşı bölü komşudan m bölü karekök içinde 1 eksi m kareyi elde ederiz. Doğru cevabımız A şıkkı gelmiş olur arkadaşlar. Öncelikle buradaki birim karelerimizden faydalanarak AC'nin bize neyi verdiğini ben bir göstermek istiyorum. Bunun için de A'nın 2 birim sağında C'nin de 2 birim üstündeki şu noktaya ben F noktası diyeceğim. A'nın 2 birim altındaki C'nin 2 birim solundaki bu noktaya da H noktası demek istiyorum. Ben A, F, C, birleştirirsem 2 birimlik bir kenarı 2 birim olan bir kare elde edeceğimi rahatlıkla görebilirim. Bu karede de AC uzunluğu ya da HF uzunluğu köşegen olarak gelir. Yani ben burada A'dan C'ye birleştirdiğim anda bu karenin köşegenini çizmiş olurum. Hatta bir de A'dan F'ye birleştirirsem buradaki FAC açısının aslında 45 derecelik bir açı geleceğini ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Karenin köşegenini AC ile oluşturduğumuz için. Şimdi A'dan B'ye birleştireceğim. Onu da maviyle yapalım. A'dan B'ye şöyle birleştirdiğimi düşünüyorum. Bu da bizim AB'miz olarak ne yapmış olsun, gelmiş olsun. Şimdi biz burada ee, AB ile AC arasında kalan açıya odaklanacağız. O da ne açısı olarak gelecektir aslında? CAB açısı olarak gelecektir. Dikkat edersek CAB açısıyla BAF açısını toplarsak, BAF açısı. Bunları topladığımızda bize neyi verir? Az önce hesapladığımız FAC açısını, yani 45 derecelik açıyı vermiş olur. Biz CAB B açısının tanjantını bulmaya çalışıyoruz. CAB açısını alfa olarak aldığımızda, BAF açısına da beta dediğimizde aslında alfa ile beta'nın toplamı 45 derece geliyor. Beta'yı karşıya gönderirsem, alfa eşittir 45 derece eksi beta gelir. E, tanjantını bulmak istediğim için her tarafın tanjantını aldığımda, tanjant alfa eşittir tanjant 45 derece eksi beta'yı elde etmiş olurum. Zaten tanjant 45 dereceyi biliyorum. Benim şimdi tanjant beta'yı bulmam gerekiyor. Beta dediğim B AF açısıydı. Hemen B A, açısını burada şöyle morla göstermek istiyorum. Bence ben bu açının tanjantını bulabilirim. AF'yi doğrusal bir şekilde şöyle uzattığımı düşünsem. Daha sonra e, şurada geldiğim noktaya mesela G noktası desem. G'den de B'ye kadar şöyle indiğimi düşünsem. Burada 90 derecemi elde ederim. E, şu beta'yı şöyle beta yazarak göstermek istiyorum. Karşısındaki GB uzunluğu 4 birim geldi. Komşu uzunluğu da GA uzunluğu oldu. Bunun da 6 birim geldiğini görüyoruz. O zaman burada tanjant betamız karşı 4 komşu 6 olduğu için 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Hemen şurayı açacağız. Burası nasıl açılmış oluyordu? Tanjant 45 derece eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant 45 derece çarpı tanjant beta. Bu bana neyi verecektir? Tanjant alfayı verecektir. Tanjant 45 1. Tanjant beta 2 bölü 3. 1'den 2 bölü 3'ü çıkardım. Alt tarafa da 1 artı 1 çarpı 2 bölü 3'ten yine 2 bölü 3 gelir. Pay kısmımızda 1 bölü 3'e elde ettik. Paydamız da 5 bölü 3 elde ettik. 1 bölü 3 bölü 5 bölü 3 de bize 1 bölü 5'i verdiği için aradığımız tanjant alfa değeri 1 bölü 5 gelmiştir. Doğru cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Altta verilen tanjant pi bölü 4 çarpı sinüs kutucuk diyelim artı 2 işlemin hesaplamak için hesap makinesini kullandığında bulduğu sonuç ile gerçek sonucun birbirine eşit olduğunu görüyor demiş. Şimdi burada kutunun olduğu yere yazacağımız açımızı alfa olarak aldığımızda biz normalde orada sinüs alfayı kullanmak istiyoruz ve doğru sonucu bu şekilde bulmak istiyoruz. Ama hesap makinesi bunu kosinüs alfa olarak algılıyor ve o da aynı sonucu buluyor. Yani sinüs yerine kosinüs almasına rağmen aynı sonuç çıkıyor. Bence bu bize şunu söyler. Demek ki oradaki sinüs alfa değeriyle hesap makinesinin yanlış algılayıp hesapladığı kosinüs alfa değeri birbirine eşit olmalıdır ki burada aynı sonuç ne yapmış olsun gelmiş olsun. Peki sinüs alfanın kosinüs alfaya eşit olması ne demek? Burada her tarafı kosinüs alfa ile oranlarsak şöyle yapalım yani şuraya kos alfa buraya da kos alfa demiş olalım. Tanjant alfa değerimizin kos bölü kostan 1 gelmesi demektir. Yani yukarıda verilen şu 3 açıdan hangilerinde tanjant değeri 1 ise onlar bize istediğimizi verecektir. E baktığımızda tanjant pi bölü 4'ün 1 geldiğini biliyoruz. Bu bize istediğimizi verir. Tanjant 5 pi bölü 4 de 1'e eşittir. Yani derece olarak düşündüğümüzde bizi 225 dereceye götürür. Üçüncü bölge tanjant pozitif ve 1 olarak gelecektir. Ama tanjant 5 pi bölü 2 1'e eşit değildir. Bu durumda 1 ve 2 bize istediğimizi verdiği için doğru cevabımızın C şıkkı. 1 ve 2 geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulursak pi bölü 2 gelir. Tanjant pi bölü 2 iki de birden farklıdır arkadaşlar. Bu durumda 1 ve 2 yani C şıkkı aradığımız cevap olarak gelmiştir. Sonraki soruda yukarıda 4 eş dikdörtgen ile oluşturulan yapı verilmiştir. Bu yapıda dikdörtgenlerin köşe noktaları birleştirilerek kırmızı ve mavi renkli doğru parçaları oluşturulmuştur. Mavi renkli doğru parçasının uzunluğu 4 kök 5. Burası da kırmızı renkli de 12 olarak verilmiş. Eş dikdörtgenlerden birinin alanı nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Şekilde 90 dereceler var ve uzunluklar var. 90'lıklar varken ne yapıyoruz? Dik üçgene karşılık getiriyoruz. Mesela burada şunu şöyle devamını getirecek olursam burada bir dik üçgen oluşuyor. Amaç dik üçgen oluşturmak. Bu arada dikdörtgenin bir kısa kenarına x diyelim. Bir kısa kenarına da uzun kenara da y diyelim. E burası xken burası da x'tir. Burası da kısa kenar. E şimdi şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım şu kısa kenar x olduğundan buraya y eksi x kaldı. O zaman burası da y eksi x yaptı. Ve burada bir pisagor bağıntısı çıktı karşıma. Yani y eksi x'in karesi artı 2x'in karesi neye eşit olacaktır? 4 kök 5'in karesine eşit olacaktır. Hadi açalım bunu. y kare eksi 2xy artı x kare artı 4x kare eşittir. 80'e eşit oldu. E burada bunu düzenleyecek olursam alt tarafta düzenleyeyim istersen y kare artı 5x kare eksi 2x eşittir 80 oldu. Peki bunu bulduk. E şimdi ne yapacağız? Şimdi de şurada kırmızıya yoğunlaşalım. Kırmızıya ait bir dik üçgen. Hop şunu şöyle uzatırsak oluştu mu? Oluştu. Hocam x xken burası da x. Bu da kısa kenar x. Burada da bir dik dörtgen x. Şuradaki uzunlukta y. Yani şöyle bir dik üçgen. Bir kenar 2x bir kenar x artı y. Yani x artı y'nin karesi artı 2x'in karesi eşittir ne olacaktır? 12'nin karesine eşit olacaktır. Buradan da x kare artı 2 x y artı y kare artı 4 x kare eşittir 144 olduğundan dolayı düzenleyecek olursak böylelikle bunu 4 x kare artı şurada y kare var yazalım şuraya y kare artı sonra 5 x kare var 5 x kare sonra artı 2 xy y var o da kaça eşit oldu? 144'e eşit oldu. E peki 2000'in denklem geldi. Bizden ne isteniliyor? Dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin kısa kenarı x uzun kenarı y yani bizden x çarpı y isteniyor. x çarpı y'yi bulmaya çalışacağız. Bu y kare artı 5x kareden kurtulmam lazım. O zaman taraf tarafa toplama ya da çıkartma yapayım. Yukarıyı x ile çarpı taraf tarafa toplarsam. Y kareler gitti. 5x kareler gitti. Eksi 2 y Eksi ile çarpınca artı 2x'ye yaptı. Bir de burada 2x'ye var. Toplamda 4x'ye yaptı. Eşittir. Burası da eksi 80 artı 144. Eksi 80 artı 144 de yani 144 eksi 80 de kaç yapıyor? 60 yap 64 yapıyor. Böylelikle x çarpı y'yi de kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Bizden de zaten bu isteniyor, Yani dikdörtgenin alanı isteniliyor. x çarpı y isteniliyor. Cevap böylelikle 16 çıktı. Cevap B seçeneği oldu. Sıradaki soru bir analitik sorusu. 2 kare ve 1 ikizkenar dik üçgen biçimindeki karton parçalar dik koordinat düzlemini yukarıdaki şekildeki gibi birleştirilmiştir. Tamam. Şimdi bu doğrunun adını vermiş bize. Bunu kullanacağız biz şimdi burada. Ama bunu kare vermiş ya. Bunu da kare, bunu da ikizkenar dik üçgen vermiş. Ben bu bilgileri kullanacağım. Yani ikizkenar dik üçgenden bunlar eşit. Şunlar da birbirine eşit. E şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. E bu, buradaki bilgiyi ben nasıl kullanacağım şimdi? Bak şimdi şurası A iken burası da A. Burası B burası da B. Burası C burası da C mi? Evet. E sonrasında ne yapacağız? Sonrasında. Hocam şuradaki 90'ları boşu boşuna vermemişleri. Bir dikdörtgen oluşturabiliriz burada. E burada da bir dikdörtgen oluştursak. Bakın şimdi ne oldu? C iken C. B B. A iken A. B B. Dikkat et. A artı B artı C. E, Şurada da dikdörtgen oluşturunca B B burası A iken burası A olacak. A artı B artı C. A ne oldu? Şuradaki noktanın apsisi de ordinatı da birbirine eşit mi çıktı? Burası da A artı B artı C. Burası da A artı B artı C. Yani şurası N virgül N gibi bir nokta mı arkadaşım? Evet. Şimdi buradaki N virgül N'i kullanabilirim. Çünkü apsis ve ordinat birbirine eşit oldu. Bak şu bilgiyi kullanacağız. Verilen bilgileri kullanmak demek budur. Kare şunların eşitliği bu kare burada eşitlik ve burada da ikiz dik üçgende şu eşitleri bu şekilde apsis, şu uzunlukla şu uzunluk eşit oldu apsisle ordinat birbirine eşit yani şurası enken burası da en oldu buradaki nokta en virgül en gibi bir nokta bu doğrunun üstünde değil mi evet e o zaman bu doğrunun üstündeyse denklemi yazabiliriz yazın bakalım Denklemde yerine yazabiliriz x yerine n y yerine de n yazarsam n eşittir eksi 2 n artı 12 olduğundan 3'en eşittir 12 olacağından eni de böylelikle ne buluruz? 4 buluruz. Buradaki nokta 4'e 4 çıktı. Bizden ne isteniyor? D doğrusu neyimi? Evet bizden bu doğrunun neyimi isteniyor? Arkadaşlar tanjant alfadan da bulabiliriz ama bu doğru üstünde 2 tane nokta var mı? Var. Bir tane nokta burası bir tane nokta da burası. Bir noktamız 4'e 4 bir noktamız da burası 0'a 3'tür. İki noktası bilinen doğrunun neyimi de y'ler farkı bölü x'ler farkı değil midir? Evet. 4 eksi 3 bölü 4 eksi 0'a eşit olacaktır eğim. Yani buradan ne oluyor? 1 bölü 4'e eşit oluyor eğim. Normalde buradan dik çizip tacat alfaya da ulaşabilirsiniz aslında. Ama iki nokta belli. Y'ler farkı bölü x'ler farkı bize cevabı ulaştırdı. Cevap böylelikle 1 bölü 4. Yani B seçeneği oldu. Bu sorunun doğru cevabı. Sonraki soru da bir analitik sorusu. Bakalım ne diyor? Analitik düzlemde bir, bir doğru verilmiş bize. 2y eksi x artı 1 eşit 0 doğrusunun A noktasına göre simetriği buymuş. Biz böyle ikileri sevmiyoruz. Denklemin her iki tarafında böyle ikile çarpacak olursak. ikile çarpsak bu ne oluyor arkadaşlar? 2y eksi x artı 1 eşit 0 oluyor. Ha. Yukarıdaki doğruyla dikkat. Şuradaki doğruyla buradaki doğru aynı mı oldu? Evet adam bize diyor ki normalde şu yorumu yaparız. Bir doğrunun bir noktaya göre simetriği bu olur deriz. Ama ne olmuş? Bir doğrunun bir noktaya göre simetriği kendisi olmuş. O zaman nokta doğrunun üstünde olmak zorunda değil mi arkadaşım? Kesinlikle. Çünkü bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini aldığımda yine bu doğruyu elde edeceksem doğru daha doğrusu nokta doğru üstündedir. O zaman doğrunun üstünde olacak şekilde denklemde yerine yazalım. X yerine M, Y yerine de 2M-4 yazalım. Evet X yerine M yazacak olursak arkadaşlar denklemde şurada. X yerine M. Y yerine de eksi M artı 4 yazacak olursak 2 çarpı Y yerine eksi M artı 4 yazıyorum. Eksi X. X yerine de M yazıyorum. Eşit artı 1'i de var. Eşittir 0. Bir nokta bir doğrunun üstünde ise denklemi sağlar. Buradan eksi 2M artı 8 eksi M artı 1 eşittir 0 olduğundan eksi 3M yaptı burası. Eksi 3 m. öbür tarafa atalım. 9 eşittir 3M'den M'i de ne buluruz? 3 olarak buluruz. Bizden de M isteniyor. Sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu böylelikle. Denklemi x kare artı y kare eksi 4 x eksi 2 artı 1 eşit 0 merkezi A noktası olan çember. Hemen merkezi bulalım ve yarıçap bulalım. Gerçi en son bizden ne isteniyor? Çapı AC olan doğru parçasından bahsediyor bize. Çapı AC olan doğru parçası çemberinin yarıçapı nedir diye soruluyor. Evet çapı AC. O zaman biz AC uzunluğunu bulacağız. ya AC uzunluğunu bulunca merkezi burası olacak. yarıçapı çapı da yani A ile C arasındaki uzaklığı bulunca olay bitecek. Evet çünkü bizden bu çember isteniyor. Bu çemberin yarı çapı isteniyor. Hatta tam B noktasından geçmek zorunda. Arkadaş öncelikle çemberin verilmiş A merkezli çember ve eş çemberleri verilmiş. 4 defa sağa ötelenmiş. 2 defa da aşağı doğru ötelenmiş halleri verilmiş burada. Hemen yarı çap bulalım. Yarı çap neydi? 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare artı e kare eksi 4 f'ye eşitti. Buradaki d dediğimiz x'in katsayısı e dediğimiz burası f dediğimiz de burası. Yani r buradan 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare 16 artı e kare 4 eksi 4 çarpı f. f dediğimde zaten artı 1. E o zaman kök 16 yaptı. Kök 16 kök dışına 4 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarpınca da yarı çap 2 çıktı. O zaman yarı çap 2 çıktıysa Hocam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burası 16 yapar. Hocam burası da 2, 4, 6, 8 yapar. Burası da 8, 8, 16, 8 kök 5. Burası 8 kök 5 yaptı. Çap 8 kök 5. Bizden yarı çap uzunluğunu isteniyor. Yarı çapta kaç yapar? 4 kök 5 yapar. Yani cevap D seçeneği oldu. Sonraki soru bir dairede alan sorusu. Okul bahçesinde oyun bölmeleri oluşturmak için kalın kısmından sarı boya püskürten bir boya çubuğu. A noktasına sabitlenmiştir. İşte şöyle A noktasına sabitlenmiş. Boya püskürten kısmının uzunluğu da 2 birim olarak verilmiş. Bu çubuk saat yönünde bir miktar döndürülerek aşağıdaki görüntü elde edilmiş. Şu görüntü buna göre 3 vermiş 3 kök 3 vermiş. Sarı boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi burada daire diliminden şuradaki büyük daire diliminden şu beyaz daire dilimi çıkartacağız. Daire dilimi için bize ne lazım? Açı lazım. Büyük ihtimalle özel bir açı vardır burada. Bakalım. Burası üçgen burası 3 üç kök 3 pisagor yapacak olursak hani kök 3 katı olmuş 30 60 90 üçgeni de değil midir? Evet 30'un karşısı üçgen burası kaç yapar? 6 yapar. Evet bu sarı boyalı bölmelisi kısmı neydi? Şuradaki uzun 2 birimse tamamı da 6 olduğundan buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. E burası da 60. E bu 60 derece olduğundan dolayı şurada kaçımız da 120 derece. O zaman ben 120'lik büyük dilimden yani pi büyüğün yarıçapı kaç? Şöyle bakacak olursak 6 pi r kare 120 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Şuradaki dilimi yarı çapı 4 olan dilimi pi r kare 120 bölü 360'ı çıkartırsam sonuca ulaşırım. Peki şunlar sadeleşince 3 bunlar sadeleşince 3 buradan 36 pi bölü 3 eksi 16 pi bölü 3 geldi. Buradan da ne geliyor o zaman? Bundan bunu çıkarttığımız zaman da 20 pi bölü 3 yapıyor. O zaman cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Sıradaki soru bir kare sorusu. Kare biçimindeki ABCD tablosunun B ve C noktalarına bağlanan ip E noktasındaki çiviye bağlanarak yukarıdaki görüntü çıkmıştır. Evet şuradaki B'nin uzunluğu ve EC'nin uzunluğunu 15 olarak vermiş. Aa, bu uzunluklar birbirine eşitse arkadaş şuradan şöyle çizdiğim bu açı ortaya olmak zorunda. Çünkü bu bir kare değil mi? Evet kare olduğundan şunlar birbirine eşit. E, burayı da ortak kenar olarak düşünecek olursak bu üçgenle bu üçgende ne oldu? 15 çizgi çift çizgi 15 çizgi çift çizgi şeklinde oldu. Yani şunlar kenar kenar kenardan eş oldu. Çift çizgi yüren bu açıyla çift çizgi yüren burada kaçı birbirine eşit olmak zorunda. Peki. Sonrasında alan ABCD 162 demiş. Yani karenin bir kenarına A diyelim. A kare eşittir 162 ise A da buradan kök 162 yapar. Bu 81 çarpı 2 olduğundan dolayı 81 dışarıya 9 diye çıkar. 9 kök 2. Evet. Karenin bir kenarını 9 kök olarak bulduk. E kare olmasını kullanacağız. Şimdi nasıl kullanabiliriz? Burada köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Köşegenleri şöyle bir kullanalım. E 9 kök ise burası da 9, burası da 9, burası da 9, burası da 9 bu. Evet burası da 90 derece. Bu arada bu açı ortay ya ikiz kenarda çizilen açı ortay devamı yükseklik olduğundan buradaki noktadan devamı da dik olduğundan bu doğrusal diyebiliriz. Ya da Şimdi şuradaki açıyla buradaki açı eşit ya. Eşit. E şu açıyla da şu açı eşit olmak zorunda şöyle. E burası da 45-45 eşit oldu ya. Doğrusallığı o şey sebepten dolayı da söyleyebiliriz. Neyse. Bizden ne isteniyor? E noktasının A noktasına olan uzaklığı. Şuradaki uzunluk isteniyor. Şuraya bakacak olursak burada bir ne var? Dik üçgen var. Pisagor bağıntısı. 9 burası. 9 artı x burası. 15 burası. 9, 12, 15 üçgeninden burası 12 olmak zorunda x artı 9 yani 3 4 5'in katı 3 kat olduğundan dolayı x artı 9 12'ye eşit olacağından x de böylelikle 3 olarak buluruz. Yani sorunun doğru cevabı d seçeneği oldu. Sonraki soru bir analitik geometri sorusu. Bakalım ne diyor? Özgür öğretmen geometri dersinde öğrencileriyle birlikte adım adım aşağıdaki etkinliği yapmış ve onlara etkinlik sonunda bir soru sormuştur. Şimdi bu doğru verilmiş. Bir de bu doğru verilmiş. Bunlara bakacak olursak iki doğru verilince analitik düzlemde ne vardı arkadaşlar? Hemen şeylere bakıyoruz. Neylere bakıyoruz? Doğrulara bakıyoruz. Hatta eğimlerine bakıyoruz değil mi? Bunun eğimi nedir? Eksi 2 bölü eksi 4 yani 1 bölü 2. Bunun eğimi 1 bölü 2. Bunun eğimi de 1 bölü 2 oldu. E bunlar birbirine paralel. Şimdi analitik düzlem çiziniz demiş. Tamam. Sonra bu doğruları çiziniz demiş. Çizeceğiz. Birbirine paralel. iki doğru mu oldu bu? Evet. Birbirine paralel iki doğru var elimde şimdi şöyle. Sonra bu doğru üzerinde bir tane A noktası alacağım ve bu öbür doğru üzerinde de bir tane C noktası alacağım. Bu C noktasının nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle şurada da olabilir tabii ki. Sonra köşeleri ABCD olan bir kare çizeceğiz. Köşeleri ABCD, A B C D olan bir kare çizeceğiz şöyle. E, bu karenin alanı en az kaçtır diye soruluyor. O zaman C noktasını şöyle A'dan uzakta tutarsam daha da kare büyümeyecek mi? Büyüyecek. Hatta bakın şöyle şurada bile tutsak bak C noktası burada olursa o zaman karenin köşegeni bu olacak. Karenin köşegenini ben ne yapmak zorundayım? Hani karemiz şöyle olabilir arkadaşlar, değil mi? Karenin köşegenini o zaman çünkü ABC'de karesinden bahsediyor. Karenin köşegenini en az seçeyim ki ben en küçük kareyi elde edeyim. Karenin köşegeni de en az nedir? Şu paralel iki doğru arasındaki uzaklık olmaz mı? Olur. O zaman ben C noktasını nerede seçeceğim? Şöyle seçeceğim. O zaman bizim karemiz nasıl olacak? Aynen şöyle olacak. Yani bu paralel iki doğru arasındaki uzaklık bize karenin köşegenini veriyor. O zaman paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulacağım. Yalnız paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulurken şunu yazacağım ama ee, biz böyle kas aynı olmasına bakıyorduk. Şu ve şu kas sayı aynı olması lazım. E hocam bu 2x-4y artı 10 ya ya ben bunları altta birleştirebilirim diyebilirsiniz. Ya da bu 2'ye bölünüyor. Bu da 3'e bölünüyor. Direkt 2'ye böl bunu. X eksi 2'ye yapıyor. Bakın x eksi 2'ye artı 5 eşit 0 doğrusu yaptı. Öbürüne bakacak olursak 3'e bölsek bunu. Bu da x -2 ye eksi 2'ye eksi 5 eşit 0 doğrusu yaptı. Şimdi bu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulabilirim ben. Nedir? C'ler farkı. Yani eksi 5 eksi 5 bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Yani birin karesi artı yani x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesiydi. Buradan 10 bölü kök 5 mi geldi? Evet, kök 5 eşleniğiyle çarparsam h'ı ne bulurum? 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 olarak bulurum. Evet, h 2 kök 5 çıktı. E h 2 kök 5 ise eğer karenin bir kenarı a a ise o zaman a neye eşit olacaktır? 2 kök 5. Normalde dik kenarda hipotenüse geçiş kök katı. Hipotenüsten dik kenara geçişte 45 45 90 üçgen olduğu için kök bölünmüş hali olur. 2 kök 5'i kök 2'ye böldüğüm zaman kök 2 çarparsam 2 kök 10 bölü 2'den burası da kök 10 mu çıktı? Evet. Bizden ne isteniyor? Karenin alanı. E alanda neye eşit olacaktır o zaman? Kök 10'un karesine. Çünkü burayı karenin bir kenarını kök 10 bulduk. A kareye eşit olacaktır. Yani kök 10'un karesinden cevap da böylelikle B seçeneği olacaktır. Evet sorunun doğru cevabı B oldu. Birim karelerden oluşan dikdörtgen biçimindeki aşağıdaki kartonun AB ve CD kenarları üst üste gelecek şekilde yapıştırılarak bir silindir elde ediliyor. Evet ben şu kenarla şu kenarı yapıştıracağım şimdi. Hadi bakalım yapıştıralım. Yapıştırdığım zaman zaten silindirin açık vaziyette şu şekilde olmuyor mu? Oluyor. Yani şu D'den itibaren şöyle kıvırdığını düşün. Şuradaki ön yüzde mi kaldı burası? Evet A noktası bak K noktası ön yüzde kaldı. L'de ne oldu arkadaşım? Şöyle giderek L de buralarda bir yerde oldu değil mi? Arka yüzünde burada bir yerde oldu. Peki bu silindirin K noktasında bulunan bir karınca silindir yüzeyindeki en kısa yoldan giderek L noktasına ulaştığına göre bu karınca kaç birim yol almıştır diye soruluyor arkadaşım. Sen şimdi e hocam ne var bunda? Bu silindiri biz açarak yapıyorduk. Evet bir yüzey sorularında açtık. Açtığımız zaman da işte bu çıktı karşımıza. Değil mi? Evet. E o zaman direkt buradaki sonuç yapmaz mı cevap? Yani şurada bir Pisagor bağıntısı 3 3 3 kök gidersin ve işaretlersin. Ama adam en kısa demiş. Bir de açılmış hali. Soru bu kadar basit olur mu diye bir düşün. Bir düşün. Direkt açılmış haline vermiş şöyle olmuş. E biz ne yaptık? Şöyle kıvırdık ya bak. Şunu D noktasını böyle getirdik ya. Sen K önde. Sen buradaki böyle gitmeyi şöyle almadın mı? Evet. Böyle aldın değil mi? Bak. Şöyle gittin. Sonra buradan geldin. Buraya geldin. Şöyle kıvırdığın zaman. E, hocam bir de şu olmaz mı? Bunun bu tarafından da şöyle gidip böyle gidemez mi? Evet gidebilir. İşte o yüzden burada onu da düşünmek lazım. L noktası burada ya. Kıvırdın. Kıvırdığını aç. Yandan açma gibi düşünebilirsin. Peki sen o açmayı bu sefer e, şuradan değil de. Hani şuradan, şuradan geriye doğru açtın ya. Buradan değil de şuradan bu tarafa doğru açsan. Bu sefer açmayı. Daha kısa olmaz mı? E olur. E yani şuradan açacaksın şöyle açtığın zaman da bu L noktası nerede oluyor? Şöyle şey yaptığın zaman bu tarafta olmuyor mu? Yani L noktası aslında şöyle açtığın zaman bu sefer tam tersi simetriğinde olacak. L noktası burada olacak. Hatta tam açılmış hali şurada K noktası burada kalıyor. Tam açılmış hali şöyle de yapılabilir arkadaşlar. Tabi dikkat et şimdi şu şuraya yakına geldi şuraya geldi burası bitişik öyle açma hareketi yapıyorum bizim L noktası böyle olacak açma hareketimiz tam bu şekilde olacak tam halinde size göstereyim de ayıp olmasın şöyle şöyle kaç tane birim kare var onu da söyleyelim de şuradan 1 2 3 4 5 buradan 1 2 3 4 bir daha açayım şöyle Heh. tam açılmış hali bu sefer böyle olmuş oldu e, o zaman böyle açtığımız zaman bak bu sefer ne yaptık normalde kapatma işlemini böyle AB ile DC'yi böyle yaptım ama açma işlemini bu sefer de şey dedik. Yani sen karıncayı buradan alıp böyle yürütürsen daha uzun yol oldu. Şu açma işlemini şöyle düşünebilirsin dedik. Şuradan açtığın zaman ne olacak böyle? Şuradan açtığın zaman hop şöyle bu bu tarafa gelecek açılmış hali. Ee, L noktası şu çizgiye daha yakın ya. Çizgiye daha yakın yani buraya gelecek. Yani bizden ne isteniyor o zaman? İşte şuradaki uzunluk isteniyor. En kısa şuradan gittiği zaman en kısa sonucu elde edersiniz. Yani burada ne var? Bir Pisagor bağıntısı. Burası 2 burası 3. Yani x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 13 yapar. X'i de böylelikle kök 13 diye buluruz. İnce bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Evet bazen de bunu da düşünmek lazım. Burada bu detaya böyle vurgu yapmış. Gerçekten güzel bir soru. Bir küre sorusuyla karşı karşıyayız. Küre sorularında ne yapıyorduk? Çember mamelesi yapıyorduk. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet yarı çap uzunluğu 5 birim olan bir küre bulunduğu zemine paralel ve zeminden x birim uzaklıkta bir düzlem ile kesilerek yukarıdaki şekil elde ediliyor. Oluşturulan kesit bölgesine 7 birim yok 15 birim dikdörtgen metal levha yatay olarak metal levha dışarı taşmayacak şekilde yerleştirebildiğine göre x en fazla kaçtır? Evet, buradaki yüksekliğin en fazla olmasını arayacağım. Şimdi bir kesit her zaman daire değil midir? Evet. Bir daire içerisine ne yerleştirecek bizim metal levha? Metal levha şu şekilde olabilir. Ama metal levha bu şekilde olursa o zaman ne olacak? Bizim kesitimiz baya büyük olacak. Kesiti büyütürsem ben kesiti büyüttüğüm zaman burası ne olacak arkadaşlar? Burasının daha böyle küçük olması lazım değil mi o zaman? E o zaman ben olabildiğince ne yapmam lazım? Şuradaki kesiti küçültmem lazım. Bu kesit öyle bir küçük olacak ki ne olacak? Bunu da içine alacak ve dışarı taşmayacak. O zaman bizim dikdörtgen şeklindeki levhamız bu şekilde olmak zorunda arkadaşlar en son durumda. Tam bu şekilde alırsam eğer ben şuradaki x'in en yüksek değerini almış olurum. E burası kaç birimdi? 7 birim. Burası kök 15'ti. Pisagor bağıntısı yapacak olursak hop şöyle. hocam Pisagor bağıntısından 49 artı 15'ten şurası da rr diyecek olursak 2r'nin karesi eşittir. 49 artı 15'ten 64 çıkar. 2r buradan 8 olur. R8 ise r buradan kaç çıkar daha doğrusu? 4 çıkar. Evet yarı çapı 4 olacak. Tam bu şekilde aldığım zaman x'in en büyük değerini bulmuş oluruz. Yani buradaki kesit hatta bu çapı gören çevre açı 90 derece ya. Bu o yüzden kesinlikle ama kesinlikle R olmak zorunda. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Şurada gösteriyoruz. Hocam çember muamelesi yapıyorduk buna. Şurayı biz ne bulduk? 2R8 yan çapımız 8. Burası 4 birim 4 birim oldu. Şimdi burada ne var? Merkez var, teğet var. Çek dik yapsak. yarıçap çap uzunluğu 5'miş. Merkez var, kirişi var. Çek dik yapsak. İşte şurayı bulursam olay bitti. En etkili silahım neydi? Yarı çap çizmek. E al sana yarı çap. E bu da 5. Pisagor. 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burayı da 3 buluruz. Ve toplamda bu uzunluk en fazla kaç çıkıyormuş o zaman? 8 çıkıyormuş. Yani sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu.